Merhaba, ben Özel Varlık Anadolu Lisesi Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni Bahar Palabıyık. Felsefe Kültür Sanat Derneği ile birlikte yürüttüğümüz, GİLKİ'ni geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz Leyla Erbil'den kalan etkinliğimizin bu yılki konu Sayın Doçent Doktor Elmas Şahin. Hocam, davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyor ve hoş geldiniz demek istiyorum. Hayırdır Hoş Hanım? geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Bahar Hanım. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Varlık Lisesi tüm öğrencilerimize de sevgiler, selamlarımı gönderiyorum buradan. Umarım onlar için faydalı, güzel, hoş bir söyleşi olur. Umarım hocam. Çok teşekkürler. Özel Varlık Anadolu Lisesi olarak kadını, anneyi, gençleri, toplumu, siyaseti kendine özgü bir dille anlatan, edebiyatımıza tuhaf yazar olarak adlandırılan yazarımızı Leyla Erbil'i her yıl doğum gününde çeşitli etkinliklerle anıyoruz. İlkini geçtiğimiz yıl okulumuzun Leyla Erbil konferans salonunda düzenlediğimiz etkinliğimiz, Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi Leyla Erbil Özel Koleksiyonu Proje Asistanı Merve Şen ile Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Jale Özat'a dilik yapanın katılımlarıyla gerçekleşti. Aynı zamanda okulumuz öğrencilerinin Leyla Erbil'in eserlerini hareket ortaya çıkardıkları bir resim sergisi düzenlendi. Bu yıl içinde bulunduğumuz pandemi sürecinden dolayı etkinliğimizi Leyla Erbil kitabı yazmak başlığı altında sizinle çevrimiçi olarak gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda okulumuz öğrencilerinin yaptığı resim çalışmaları da çevrimiçi olarak ziyaretçilere açılacaktır. Ve söyleşimizden 2 gün sonra ise Fatoş Erbil söyleşimiz yayınlanacaktır. Hocam, söyleşimize geçmeden önce kısaca sizi tanıtmak isterim. Elmas Şahin 3 Mart 1969'da Malatya'da doğmuştur. Lisans öğrenimini 2001 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Aynı üniversitede 2003 yılında yüksek lisansını, 2009 yılında ise Türk Dili ve Edebiyatı bölümü Yeni Türk Edebiyat Anabilim Dalı'nda Leyla Erbil'in eserlerine Feminist Bir Yaklaşım adlı tez ile doktorasını tamamladı. 2010 yılında da Mersin'de Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kurdum. Türk Edebiyatı, Batı Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Edebiyat Kuramı ve Eleştiri, Oryantalizm ve Kadın Yazını üzerine çeşitli araştırmalar, incelemeler, roman ve çeviri eserlerine imza attı. Şahin halen Mersin Çağ Üniversitesi'nde doçent doktor olarak görevini sürdürmektedir. Hocam, söyleşimize ben etkinliğimizin başlığı, aynı zamanda da kitabınızın da adı olan Leyla Erbil kitabı üzerine başlatmak istiyorum. Leyla Erbil'in yayınlanmış, yayınlanmamış tüm eserlerini feminist bakış açısıyla incelediğiniz ve sonrasında bir kitaba dönüşen, Leyla Erbil kitabına dönüşen bir çalışmanız var. Doktoranızı Leyla Erbil üzerine yapmanıza neden olan sebepler nelerdir? Biraz bahsedebilir misiniz? Evet. Teşekkür ediyorum Bahar Hanım. Öncelikle o kitap da yanımdaydı. Evet, Leyla Erbil kitabımız. Böyle bir kitap çıktı. Bu kitabı tabii ki yazmamın nedenlerinden birisi bir doktora çalışmamda bir konu seçmem gerekiyordu. O süreç içerisinde de Sayın Danışmanım Ali İhsan Kolcu hocamız, Profesör Doktor hocamız konuyu birkaç kadın yazar ismi verdi bana. Bu kadın yazarlardan istediğini seç yapabilirsin diye. Bir araştır, bir bak. Hangisi sana uygunsa bir kadın yazanı üzerine ya da bir kadın yazarın bir monografisini çıkartalım demişti. Monografi yazmak da bana göre değildi. Hocama da öyle dedim, ben bir monografi yazmam dedi, böyle bir doktora çalışması yapmam. Onun yerine ben bir inceleme, araştırma çalışması yapmak istiyorum dedim. Sağ olsun, o da bana destek verdi, istediğini yap dedi, ne yapmak istiyorsan dedi, bir araştır gel bana sun. Ben de araştırmalarımı tabii ki kütüphaneye kendimi kapattım birkaç gün. Erzurum Kütüphanesi çok, Atatürk Üniversitesi'nin kütüphanesi çok geniştir. Türkiye'nin en iyi kütüphanelerinden birisi. İlk sıralarda diyebilirim. Çok zengin. Orada tabii ki çalıştım. Çalışmalar esnasında Leyla Erbil'in hemen hemen bütün kitaplarını yığdım önüme. Birçok kadın yazarı da koyduk. Ta Fatma Aliye Hanımlardan itibaren getirdim, tuttum. Hayri Dedikleri, Suat Dervişleri, Nezihe Meriçleri, hangi kadın yazar olursa olsun getirip koydum, baktığımda dikkatimi Leyla Erbil çekti. Çünkü benim istediğim şey feminist yazın üzerine araştırma yapmaktı. Hem Batı'daki feminizm hareketleri, hem kadın hareketleri, hem de bizdeki yansımaları nasıl olmuş, bizde nasıl bir değişimle kadın dili söylemi kullanılabilmiş meselelerde bunu tespit etmek istiyordum.
Tabii ki Leyla Erbil dikkatimi çekti. Onun kaleminde, onun dili çok farklı geldi bana. Onun söyleminde kadın dilini hakikaten çok güzel yerine oturtmuş ve söylemleri çok farklıydı. Diğer kadın yazarlarımıza baktığımda o doğruculuğu göremedim. O yoğunluğu, o derinliği görememiştim. Adalet Ağlu'nda vardı biraz ama o da daha çok siyasi yapılanmalar üzerine de yazdığı için genelde cinsiyetsiz bir yazar karakter kimliği üzerinden gider. İlla sadece kadın demez mesela. Ölmeye yatmakta olsun hayırlı bir düğün gecesinde Adalet Hanım'ın. Evet. Onun yerine kadın karakterini erkek karaktere koyun hiçbir şey değişmez. Yani özel bir kadın söylemleri çok fazla derin işlenmemişti. Bir erkek karakter nasıl ele alınmışsa o da kadın karakter o şekilde ele alınmıştı ama bir kadının varoluş sancısı, serüveni, kadının toplumdaki yeri, önemi, çatışmaları, anne kadın ilişkileri, kız ilişkileri, çatışmaları, kadın erkek ilişkileri diyelim. Bunlar üzerine yoğun bir ilişkiler, çalışmalar tabii ki Leyla Erbil'de mevcuttu. Ta öykülerinde bile bu derinlik çok net görünüyordu. Daha ilk öyküsü Uras'ı okuduğumda şoka uğramıştım. Bu nasıl demiştim keşfetmedik daha önce bakmadık bu yazarımıza demiştim. Tabii ki benim İngiliz Dili Edebiyat Bölümü mezunu olmam benim lisans İngiliz Dili Edebiyat okuyunca Türk Edebiyatı'ndan çok vakıf değildim. Tanımıyordum Türk Edebiyatı'nı. Batı Edebiyatı okuyorduk. İngiliz Edebiyatı, Amerikan Edebiyatı üzerine çalışmalar, Fransız Edebiyatı olsun. Master ve doktoram sırasında tabii ki Türk Edebiyatı'nı tanımaya başladım. Onun üzerine de kararımı kesin verdim. Hocama dedim ben Leyla Erbil çalışacağım. Kabul etti. Ama dedi çok bir zor süreç olacak senin için. Bir de dedi feminizm çalışmak istiyorsun. 2 yıl üzerine ağırlaştık, yaptık. Tabii ki yaz tatilinde yurt dışına da gittim. Özellikle İngiltere'de 1 ay kaldım sırf bu çalışmalar için. Oradaki birçok dokümanı toplayıp geldik. Kimisinin kameraya alaraktan, kimisinin sayfalarını fotokopi yaparak, kimisini bulabildiklerini satın alaraktan bir bavul dolusu kitapla da dönmüştüm. Çok da keyifli, verimli oldu. Ortaya bir çalışma çıkarttık. Beğeni de gördü. En azından Leyla Erbil'i anlamakta zorluk çeken özellikle öğrencilerimiz için iyi olduğunu düşünüyorum. Okuduktan sonra bana çünkü hep geri dönükler oluyor. Hocam kitap sayesinde anlayabildik, anladık diye güzel dönükler geliyor. Kesinlikle hocam. Yani Evet, süreç kitabını böyle başladı diyebilirim. Evet hocam. Evet. Kitabınız bir harita gibi aslında. Yani Leyla Erbil nasıl okunmalı? Bu yolculukta nelere dikkat etmeli? Hangi duraklarda durmalı? Aslında bunu gösteren bir harita gibi düşünüyorum ben de eserinizi. Ve bu nedenle de teşekkür etmek isterim size. Teşekkür ederim, Peki sağ olun. hocam ben kitabınıza baktığımda kitabınızın ilk sayfalarında ve kitabın arka kapağında Leyla Erbil'in size yazmış olduğu notları paylaşmışsınız ve her Evet. iki notta da size sevgili Hafir hitabıyla başlıyor. Sizi Evet. Hafir olarak gören bir yazarın çalışmanıza yaklaşımı ve katkıları neler olmuştur? Hemen Leyla Erbil'in ben o süreci kısaca bahsetmek isterim size görüşmelerim. Tuhaf bir kadın kitabıyla gitmiştim Leyla Hanım'ın yanına sohbete gittiğimde. Tabii ki daha tezimizi, pardon yanlış oldu. Tezimi yaptığım sıralarda Leyla Hanım'la 2008-2009 yıllarında da görüşmelerim oldu. O sırada Tuhaf Bir Kadın kitabı yanımdaydı. Onunla gittim. Oraya da böyle kendisi imzalayıp Hafir Elmas Şahin'e sevgilerimle diye de not düşmüştü. Tarih 4 Temmuz Tuzla. Evet, biz bunu Yılı kitabınızda yazmamış. görüyoruz. Evet. Bu şeyi de kitaba da onu koymuştum. Evet. Kitaba da koymuştum. Leyla Hanım'la sohbetime gittiğimde kitabı önceliklerimde görünce çok ilgisini çekti. Elimden aldı kitabı. Dedim sizden de ricam bir imzalarsanız sevinirim dedim. İmzalamadan önce de kitaba bir bakmam lazım. Kitabı şöyle size de göstereyim. İçini ben hep karalamışımdır. Notlar düşmüşümdür kenarlarına. O notlar çok dikkatini çekti, ilgisini çekti. Dedi ki sen bahçede otur. O zaman Tuzla'dayım. Orada ziyaret ettim. Teşvikiye de uğramıştım yanında ama Tuzla'daki sohbetimizde. Bahçede oturuyorum. Kendisi yukarı çıktı. Üst kata çalışma odasına eve girdi. 10-15 dakika gelmedi. Kitabı aldı gitti. O süreçte bu kitabın aradaki yapraklara okumuş. Neler düştüysem onlara bakmış. Ne yazıyorsun diye sormadı bana zaten tezde. Sohbet ediyoruz. Öyle ben feminizmle ilgili falan görüşlerini soruyorum. Kadın erkek konusunda olsun. Eserdeki bazı karakterlerle ilgili bir şeyler sorup paylaşıyoruz.
İndi aşağıya geldi 15 dakika sonra. Hafir dedi, sen beni çözmüşsün. Şaşırdım birden. Nereden anladınız dedi. Unutmuşum kitabın arasındaki yazıların notları. Dedi ki bunlara bakmam yetti. Sen dedi beni çözmüşsün. Ama demek daha hiçbir şey değil ki. Sadece küçük notlar. Kim bilir dedi sana o küçük notlara neler yazdım. Bilmiyorum dedim. Anlatmamı ister misiniz? Anlatma dedi. Gizli kalsın. Ben kitap bittikten sonra göreyim dedi. Olur dedim. Ama dedim size hani benim soracağım sorular olacaktır. Sohbetimizi ettikten sonra, bittikten sonra tabii ki bu hafir gerçekten dedim olabilmiş miyimdir? Dedi ki şimdiye kadar anlayan çıkmamıştı. Bu zamana kadar dedi çözen olmadı. Ama dedi sen bunları bile yazdıysan büyük bir ihtimal dedi çözdün. Kitap bittikten sonra çok merak ediyorum dedi. Tezgahın görüşelim. Tabii ki tez sürecinde hep maillerimiz de oldu, mesajlaşmalarımız da oldu. Bittikten sonra tabii ki kendisine hemen kitaplaşmış haliyle gönderdim. Hem üniversiteye teslim ettikten sonra cümle. Bunu dedi, niye dedi arka yönü yazmadım? Tek tek yazmasın çok kalın oldu, okumam zor. Kur'an rahlesinin üzerine koyup okuyorum, hafir dedi. O kadar yoruyor ki beni, çok kalın cüsseli bir şeymiş bu dedi. Dedim kitap haline getirirsem göndereyim, isterseniz okumayın. Size kitap olaraktan yapıp göndereyim. Yok dedi az kaldı okuyorum, bitecek dedi. Öyle okudu sağ olsun rahmetli. Onun üzerine bittikten sonra da tabii ki bana mesajlarda görüşlerini dile getirdi. Katıldığı katılmadığı yönleri de söylemişti. Zaten bir katılmadığı yön sadece üç başlı ejderhada kadının eşikte oturup beklemesi ve oturduğu eşinde sürekli delinmesi. Ben onun kadınlığa yorumlamıştım. Kadının cinsel organına ithafta Bilgisayar bulunduğunu, olarak. Freud'dan gelen bir bilinçlenme şey olaraktan, evet, oturup sürekli aşındığını ve kadınların ayaklar altında ezildiği. Nereden çıkartıyorsun bunu demişti bana. Ben de dedim Freud'u bir okuyun tekrar konuşalım o konuyu dedi. Onun üzerine bir hafta sonra dedi ki hafif haklıymışsın. Yine haklı çıktın. Doğru dedi, ben Freud'dan o kısmı kaçırmışım. Unutmuşum, oradan faydalanmışım dedi. Yazmışım ama unutmuşum, aklımdan çıkmış dedi. Sonra karşı geldi, herhangi bir noktada olmadı. Eleştirilerimi de kabul etti. Yorumlarınızı da kabul etti. Ve güzel de bir çalışma olmuş dedi. Takdir etti. Gözüm açık gitmeyecek dedi. Çok sevindi. O beni çok mutlu etti tabii ki, gözünün açık gitmemesi. Zaten 2009'da bitti. 2010'da ben yardımcı doçent olarak üniversiteye başladığımda kitabın da basım için birkaç yayın evine göndermiştim. O süreçte de kendisi de takip ediyordu basıldı mı ne oldu diye. En son baskıya girdiğinde tabii kendine son haliyle gönderdim ama kitabın son basım hali bu halini göremedi. Vefat ettikten sonra 2013'te Temmuz'da vefat ettikten sonra yazarımız kitap öyle çıktı. Ama en azından gördü, okudu, içim rahat. Gördü diyorum, bildi ve kendinin değerini dünya edebiyatında ve Türk edebiyatındaki yerini az çok öğrenmiş olaraktan mutlu bir şekilde de gittiğine inanıyorum. Tabii kitap basılmadan önce Leyla Hanım'a benim en önemli üzerinde rica ettiğim şey biyografisinin, düzgün bir biyografisinin olmasını istemiştim özgeçmişinin. Yazarımızı tamamen doğru bir şekilde ifade edelim ve yanlış olmasın diye. Baştan sona ben araştırmalarımla bir özgeçmişini hazırladım. Kendisine de göndermiştim. Sağ olsun düzeltti. Eksikler varsa ya da yanlışlıklar varsa, mesela Moskova'ya 2 defa gitti şeklinde ben bilgiler öğrenmiştim. Elmas bir defa gitti, 2 defa değil deyip hemen düzeltti. Tarihlerde düzeltiler yaptı. Hep geri dönütler yaparak da çok güzel bir özgeçmiş hazırladık birlikte kendisiyle. Çok katkısı oldu, çok emeğe geçti. Hiç müdahale etmedi zaten. Ne yazıyorsun diye de sormadı. Sadece o özgeçmiş kısmında düzelttikten sonra, kitabı okuduktan sonra zaten gördü. Ona da sürpriz oldu. Sürpriz istiyordu zaten. Ben dedi yazdıklarını Tuhaf Bir Kadın romanında zaten kenarda gördüm. Bana yeterli. Yazdıklarını sürpriz olsun dedi. O sürpriz de okudu. Beğendi. Takdirlerinde hatta kendisinden ben kitabın arka kapağına rica etmiştim. Siz bir şey yazar mısınız diye. Leyla'nın o kadar değerli bir insan ki, çok hanımefendi ve çok olgun bir insandı zaten. Benim yazmam doğru olmaz dedi. Çok beğendiğim bir kitaba övgü düzemem dedi. Ben yapmayayım. Başkasına da söyleyelim, onlar yazsın. Birkaç yazara dedik, tesadüfen
bazı sıkıntılar oldu, sorunlar çıktı. En son aklıma yayın evinin fikri geldi. Senin hiç mektupların yok mu, mektuplaşmaların Leyla Hanım'la? Onlardan birini koyalım dedi. Ben de onun üzerine o zaman dedim hafir olaraktan hitap ettiği bir yazı, birkaç mektubunda hep bana hafir demişti zaten. Bunu seçti, konu koyduk kitabın arkasına. Evet hocam. Yani ben de fark ettim. Hem tuhaf bir kadının ilk sayfasını da paylaşmışsınız kitabınızda hem de arka kapağında. Her ikisine de hafir olarak başlıyor kitabına. Peki hocam, tuhaf bir kadını incelediğini söylediniz ve etkilendiğini de belirttiniz. Hani hiç Leyla Erbil şu şekilde örnekledi mi acaba? Hani en çok hangi notunuzu ya da en çok hangi değerlendirmenizi beğenmiş? Yani bunu hiç konuştunuz mu? Böyle bir şey mektuplarında vardır belki ama şu an hatırlamıyorum. Yazdığı notlarda üzerine vurdukları vardı. Genelde şu da iyi deme dediği şey olmadı. Bütün ana hatlarıyla o başlıkların güzel olduğunu söylemişti. Başlıkları detaylı bir şekilde zaten eserlerden örnekler kanıtlarıyla verdiği için bir sıkıntı olmamıştı. Herhangi bir şeyde bulunmadı. Telkinde falan da bulunmadı. Evet hocam. Çünkü başlıklar zaten şöyle biliyorsunuz. Bazı başlıklardan söyleyeyim. Cinsiyet ve cinsellik gibi, aldatma gibi, anne kız Evet. çatışması gibi, bekaret gibi, ataerkillik gibi, ansest yine eriş etme, kamusal ve özel alan, özgürlük, eşitlik gibi kavramlar zaten. Yine varoluşçuluk gibi. Bunlar üzerine durmuştuk. Hatta şiir, roman tarzlarını da zaten iki eserini sonradan ben ekleme yaptım. Tuhaf bir erkekle kalan romanını onları görmedi Leyla Hanım. Onlar üzerine yazdıklarımı görmedi. O yazı tam basım aşamasındayken Leyla Hanım vefat edince tezimde o yoktu kısımda, o iki kitap. O zaman henüz yazılmamışlardı. Ben de onları da ekleyeyim dedim. Hepsi bir arada bir külliyat olsun. Leyla bir külliyat olsun yapmışken dedim. Son bir hızla hemen birkaç ay içinde onları da üzerine çalışma yaparak onları da ekledim. Hatta yayınlanmamış bir öyküsünü de buraya koymuştum. Öyle bir şey Evet. geçti yani Leyla bir kitabı süreci geçti diyebilirim. Evet hocam. Peki kitabınızdaki en hacimli bölüm olan edebiyat eleştirisi bölümü, edebiyat eleştirisi ve kuramı bölümünde Leyla Erbil'in eserlerini feminist edebiyatı kuramında, feminist edebiyat kuramı dahilinde inceliyorsunuz. Bu kuram çerçevesinde Leyla Erbil'in cinsellik, anne kız ilişkisi, Marksizm, kadın ve erkeğin varlığı temalarını işleyişine ilişkin değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Tabii ki şimdi baktığımız zaman öykülerin de bahren Leyla Erbil'in bahsettiğimiz temaların hepsi mevcut. Daha ilk Uğraşsız'da bile Uğraşsız öyküsünde Hallaç'ta, Hallacım hemen 108. sayfasıdır. Hiç unutmam onu. Şöyle geçer. Çok tatlı bir öyküdür. Oradan bir kısım hemen okumak isterim. Der ki, başkasından hemen alayım hatta. Yani başkasının biraz altından başlayacağım. Bu çok karı görmüş. Bu çok karı görmüş. Yapmacıklı. İçinden koşulu adamı sevmiyorum. Onun ağacı, keyi, denizi sevmesi benim yüzümden. Bu mavilin, bu pırıl pırıl sarıların içinde hangi kadın olursa onun yüzünden tüm neleri sevmeye razıdır. Bense arkadaşlığını, parasını, anlayışsızlığını yeri göğü sevmediğim için mi çekiyorum? Ermiyor aklım bu işe. Ermesin düşünmem de suya dalıp çıkıyor. 5 dakikada koyuveriyorum. Şu kayacığın üstünde ot üstüne yığılı sıpa gibiyim. Keyifli keyifli. Hız geliyor her şey. 25 yılın yuvarlanışı, sabahlara dek okumalar, ilk öpüşmeler, umutlar, özentiler, içinden çıkamadığım insanlar, haksızlıklara diş bilemeler, çekip gitme özlemleri, adamın birini sevivermek, ölüm, hemen kala kaldı işte, hemen kala kaldı. Gitti de daha da kötülüyorum, kötülerim. O kadar çok güzel bir tatlı bir söylem ki bu. Çok şey anlatıyor. Şimdi feminist edebiyat kuramı ve eleştirisini bildiğimiz zaman bir öğrencimiz bildiğinde, okuduğunda bunları çözmesi çok daha kolay olacak. Çünkü neye dikkat eder feminist edebiyat kuramı ve eleştirisi, neyi inceler? Kadının toplumdaki yerine bakar. Çünkü bu metinde ne anlatılıyor? Yazar ne demek istemiş? Ne yapmak istemiş? Bunları bilmek için de kurama dönmek gerek. Feminist edebiyat ve kurama ve eleştirisinde kadınların toplum içerisindeki yeri, önemi nedir? Bunlar üzerine odaklanan bir kuram. Bir yanda bakarsınız kadın erkek ilişkileri üzerine neler yazılmış. Bir yanda
eseri bir kadın yazar mı yazmış, bir erkek yazar mı yazmış? Erkek yazarın kadına bakışı ne? Kadın yazarın kadına bakışı ne? Nasıl anlatılmış? Bunlar üzerine de dikkatleri sunarlar. Öte yandan anne kız çatışması olsun, baba kız çatışmaları olsun, arkadaş aralarındaki çatışmalar olsun, erkeğin ve kadının toplumun içindeki yerleri ve aile içerisindeki yerleri ve önemleri, cinsiyet kavramları, gerek toplumsal cinsiyet, gerekse biyolojik cinsiyet açısından da hem kültürel bağlamda hem toplumsal bağlamda o şeyleri de cinsiyet kavramları üzerine de odaklanırlar ve metinleri ona göre yorumlarlar. Burada da baktığımız zaman daha karakterin buradaki metinde söyledikleri şey önüne yığılmış sıpa gibiyim diyor. Bir kadın nasıl? Kadının toplumdaki yerine bir cinsel obje olduğu burada o kadar açık belli ki erkek onu niye seviyor? Dağ taşı kuşu sevmesinin nedeni kadın. Kadın olmazsa öyle bir şey de yok zaten. Her şey kadının cinsel bedeninden geçiyor. Arkadaş olmak gibi bir tutkusu yok kadınlar. Kadına bir arkadaş kadın yaklaşıp ondan arkadaş sohbeti yapmak istediğinde öyle bir tepki bir şey göremiyor. Çünkü istediği şey onun cinselliği, onun bedeni. Bunun farkına varıyor kadın. İşte feminist bilinç aslında burada ortaya çıkıyor. Kadın kendini yetiştirdiğinde, geliştirdiğinde dünyayı, evreni çok daha iyi farklı anlıyor. Erkeğin kendine bakışını da anlıyor. Kadının toplumdaki yerini de algılıyor. Yoksa annenin babanın kadına bakışını da algılıyor. Daha aynı öyküde zaten söylüyor yazar karakter. Diyor ki anneme ben arkadaşlarımla işte bir pub'a gideceğim, bir şeyler içeceğim, bir diyelim ki degüstasyona gideceğim ya da o tünele gideceğim, orada bir şeyler içeceğim desem izin verir mi? Vermez. Denize gideceğim desem verecek mi? Vermez. Birileri ya kız arkadaşımla çıkıyorum, ya kitap okuyacağım, ya kütüphaneye gideceğim diyerek izin alırım ancak diyor. Niye? Neden erkek bunu yapmıyor da kadın yapıyor? Neden erkek çocuğu istediği gibi dışarıda topunu da oynuyor, topacını da çeviriyor, arkadaşlarıyla da geziyor. Ona nereye gidiyorsun diye sorulmuyor da kadına soruluyor. Bunların hepsi masaya yatırılıyor aslında. Hem aile ilişkileri kavramları burada sorgulanmış oluyor. Hem toplumdaki kadının yeri ve önemi sorgulanmış oluyor. Bir yanda da bilinçlenen bir kadın artık her şeyin farkında. Kendi bedeninin nasıl cinsel bir varlık olaraktan gözüktüğü, bir obje olaraktan gözüktüğünün de farkında. Ve onu erkeğe o şekilde sunmayı istemiyor. Beni sevecekse öncelikle bilgimle, birikimimle, bel kaptımla beni arkadaş olarak önce kabul et. Anlayışı mevcut. Ve onun üzerine hatta öykünün sonlarında der ki Osmanoğlu Cemal Bey'dir. Cemal Bey'i denizin derinliklerine der, itiyorum kafasını adam alır, denizin içine batırır, şu oleşecekler diye de bağırır. Evet. Büyük bir tepkidir bu. Yazarın karakterin vermiş olduğu büyük bir tepki bu. Eşi ol eşekler tepkisi kimedir? Sorgulanır tabii ki. Niye? Geçmişten itibaren süreç gelen bir binlerce yılın verdiği bir kızgınlıktır bu tepkidir zaten. Evet. Büyük 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 annelerden itibaren kadının nasıl sömürüldüğünü, kullanıldığını, nasıl ayaklar altına alındığını, nasıl çiğnendiğini, nasıl hor görüldüğünü, toplumdaki ikinci sınıf vatandaş muamelesi görerekten hep sömürüye uğradığının da büyük bir kızgınlığı vardır zaten. Bunların hepsinin farkında olan bir karakter. Ve tepkisini de o şekilde dile getiriyor. Daha küçücük, kısacık bir öykü bu. Hatta güzel bir öyküsünden bir örnek de yine dediğiniz konu bağlamında çok uzatmadan söyleyeyim. Öyküsüz adlı bir öyküsü vardır. Benim en sevdiğim öykülerden. Bilmiyorum okudunuz mu Bahar Evet Hanım? hocam. Öyküsüz de Rüstem'in öyküsünü anlatır. Erteğin öyküsünü. Öykünün aslında vermek istediği mesaj da şudur. Bütün öyküler, romanlar hep şimdiye kadar her şey kadın nesne eşi olarak görüldüğü için bir nesne. Kadınlar üzerine yazılmıştır öyküler. Erkeğin üzerine öykü yazılmamış. Al öykülen sen de. Dişlen ben olur, benim gibi ol der öyküde ve çok tatlıdır. Öykülen de benleş. Benim yerimi al sen de bakalım nasılmış. Ters düz edelim hayatı o zaman. Evet, tersten bir Gerçekten okuma yapıyoruz. Evet. tabii ki tersten okuma. Yapıyı bozuyorsunuz, yapı bozuculuk yapıyorsunuz. Yeniden öyküyü kurduğunuzda al öyküleş benleş diyor Rüstem'e. Bütün Rüstemleri kusar. Sinemadan çıkar. Orada kalınlar gibi boşalır o Rüstemler yere. Hatta şeyde çok güzeldir, imgeyi verir. Tuhaf bir erkek romanında Kalan ve Tuhaf bir Erkek'te bunu. Son Tuhaf bir Erkek'te oradaki
erkek karakteri küçülür küçülür küçülür, sassız bir başa döner ve kaybolur. Yerin dibine batar gider. Anne karnına dönüştür o bir bakıma. Oraya doğru gider ve erkek tekrar bebekliğine döner. Başı keldir çünkü sassızdır artık. Öyle bir dönüşümü de yaşatır orada. İşte cinsellik diyoruz, kadın diyoruz, erkek diyoruz. Toplumdaki şimdiye kadar bunlar pek söylenmedi. Söylenmeyen sözleri aykırı bir dilde kullandığı yeri geldi. Dilde de müthiş devrimler yaptı. Üç virgüllü sözcüklerle, üç Evet. ton işareti koyaraktan, üç ünlem koyaraktan, boşluklar, noktalar. Bunlar okura dolduruktu. Bazen isim vermedi. Gerek yok. Ahmet, Ayşe, Fatma, Leyla hiç gerek yok. Bütün dünyadaki kadınlar ya da erkekler the same one diyorum ben öğrencilere. Aynı. Değişen bir şey yok. Zaten kadın kendini biliyor. Var eden, var olmaya çalışan, zaten düşünen kadın zaten feministi bilince varıyor burada. Düşünmediği sürece zaten yok oluyor. Cüce romanında öğrencilerimize novellayı okudunuz mu bilmiyorum Evet Cüce'yi. hocam, Orada okudum. Zenime ile Hatice ablaya arasındaki farklar dağlar kadardır. Evet. Hatice abla der ki hala kocasından dayak yer bir ton. Sürekli hatta o dayaktan sonra da ölür zaten. Bağda bahçede de işler yapar. Evin işleri de onun üzerindedir. Sıcaklığına alışayım, alışım ben hanım. Çünkü ona ne demişler? İşte sen gelinlikle gideceğin o eve kefenle çıkacaksın. Toplumun kadına bakışı bu. Toplumda bir kadının söz söyleme hakkı da yok. Hala günümüzde bile bu tarzı bakıyorsunuz ki şeyler, kadının düştüğü durumlar mevcut. Okuyan kadınlarımıza bile baskılar, şiddetler hala görülüyor. Değil. Kendi mallarıymış gibi kullanma girişimleri var ve bu da çok tabii ki kötü. Zenime'nin orada sorgulayışları çok farklı ama Hatice abla sorgulamayan, düşünmeyen bir birey olarak karşınıza çıkıyor ve sonunda yazgısı çok kötü oluyor. Aslında Zeynep'in karakteri de Leyla Erbil'in bir yansıması diyebiliriz, değil mi? Yani kendi dünya görüşünü bazı karakterler üzerinden okuyucuya aktarıyor aslında Leyla Erbil. Ve bu yine cinsellik, anne kız ilişkisi, Marksizm, kadınla erkeğin varlığı konularında, temalarında biz Leyla Erbil'in sesini karakterler üzerinden çok rahat duyabiliyoruz, değil mi? Zenime de onlardan biri aslında. Tabii ki o büyük bir ihtimal yani tam olarak da o demeyelim ama çünkü Zenime ile röportajı Cüce elimde de gördüğünüz gibi böyle bir kitap. Resimler de Mustafa Orhasan'ın çizmiş olduğu resimler de vardır içerisinde. Değişik değişik figürlerle birkaç resim şöyle gösterebilirim ekranda. Zaten herhalde kitaplardan da örnekler koyacaksınızdır aralara muhtemelen. Yine şöyle bakın farklı değişik resimler ekranda görebilirsiniz. Evet hocam. Bu resimlerle bir cinsiyetler savaşını anlatan bir kitap aslında baktığınız zaman. Yazar zaten ben şunu söyleyebilirim her zaman da söylüyorum. Leyla bir feminist yazar değil. Yani böyle bir şey yok. Ben illa feminist yazar olarak da bunları yazacağım gibi bir derdi kaygısı olmadı Leyla Hanım'ın. Yani ben onu feminist olarak görmüyorum. Leyla Hanım kadınlığın bilincini anlatıyor, kadın olmayı anlatıyor, kadın olmanın ayrıcalığını anlatmaya çalışıyor. Yani erkek ve kadının toplumdaki yeri ve önemi hem erkek hem kadın için. Kadın nedir, erkek nedir? Bir elmanın yarısı diyorsunuz. O zaman o elmanın yarısının yarısında birbirleriyle olan tabii ki benzerlikler de olacak, farklılıklar da olacak. İlla ki olmalı da. Hatta radikal feministler şey der. Kadın olmanın ayrıcalıklı yanlarını da der biz farkına varalım. Ve bunun üzerinden gidelim. Madem öyle, erkekler nasıl biz üstünlüklerini koymaya çalışıyorlarsa biz de koyalım. Şimdi burada baktığımızda Zenime ile söyleşiye gider Leyla Erbil yazar olarak da. Zenime Leyla Hanım'a böyle yazmış olduğu defterine kenarına resimler falan da çizmiştir. Kılıç boyutunda şeyler erkek cinsel organlarını çizmiştir. Kadını çizmiştir. Değişik imgelerle, simgelerle. Bir bakıyorsunuz ağaç simgesi var, midye var, deniz kabuğu var. O tarz imgelerle böyle bir şekiller çizmiş. Tabii Freud'dan gelen bir gelenek bu. Evet. Freud'un şekillere anlamlar kattığı, cinsellik üzerine yaptığı çalışmalarda bunun üzerine durmuştur. Kenarlardaki o kılıç boyutunda bakıyorsunuz ki falluslar var, dikmiş. Hatta hemen şurada göstereyim bir balık mesela ve kadın Evet. simgesi olaraktan görülüyor ekranda değil mi? Evet hocam. Oradaki balık, bakın erkeğe isim geliyor. Yılandı, balıktı. Bu imgeler hep erkek imgesi olarak karşınıza çıkar. Kadını sarmalamış, dört yandan çevirmiş erkeğin gücü.
Karaktere baktığımızda bir taraf kadın, bir taraf erkek şeklinde çizmeye çalışır. Ve bilinç karmaşıklarını da vermeye çalışır buradasında. Öyle olunca Zenime'nin tavrı tamamen bir içe kapanma, kendini var etme düşüncesi. Cüceyle birlikte olduktan sonraki süreç vardır. Cüce adı üstünde bir menüp zaman yazsın zaten eserinden faydalanarak da oradaki resimlerden faydalanarak da böyle bir imgeyi de yaratmıştır Leyla'nın. Burada cüce, görünüşte cüce. Ha, cinsel birleşme sırasında kocaman dev bir adama dönüşür. Hani güçlerini oradan aldıkları için bir bakarsınız ki erkek kendini hep kadının karşısında yüce atmış büyük görür. İşte onlara da büyük bir tepki ve aslında karşı çıkışı burada yazar yapıyor karakter. Leyla Hanım bize karakterler üzerinden bazı mesajları veriyor. En çok da bu cücede mesela bunu çok güzel kadın erkek çatışmaları üzerinden, savaşlar üzerinden, cinsiyetler savaşı olaraktan bunu sunuyor. İlk Adem'in Havva'yla Adem'in işlediği günaha kadar atıflarda bulunuyor. Hatta Zenime'nin ağaca tırmanış şeklini yine bir cinsel birleşmeyi andıran bir tırmanıştır o. Onu yasak oradaki elmaya hemen uzanması ve elmayı ısırması cüceye vermesi, cücenin de hart diye ısırması o elmayı. Günah başlıyor. Yani diyor ki, Batı hep bunu söylemiştir İncil. Özellikle İncil'de yazar. Kur'an'da böyle bir şey yok ama İncil der ki Havva anamız emme yasak meyveyi yedi. İlk günahı işledi. Adem babamızı da kandırdı. Ona da yedirtti ve onun yüzünden cennetten kovulduk. Kadın hep bir günahkar olarak görmüşlerdir. Bir şeytan imgesi üzerinde anlatılmıştır. Bu da tabii ki zamanla bütün dünyada yaygınlı hale gelince İslam devletlerinde de bu yaygınlaşmaya başlar. Nizamül Mülk dönemlerinde, Selçuklular döneminde, Melikşah zamanında o yüzden eskiden kadınlar oysa ki Türkler feministti. Ata binerler, kılıç kuşanırlardı, erkeklerle aynı eşit hak ve özgürlüklere sahiplerdi. Ziya Gökalp çok güzel buna eserlerinde, Türk Rönesanslarında, Türkleşmek, İslamlaşmak, muhasırlaşmak da bunları veriyor. Anlatıyor ayrıntılarıyla. Kaan savaşa gittiği zaman yerine hatun bakar. Bir baktığımız zaman bütün bunların işte ellerinden alınması, kadının harem hayatına kapatılması, bir pencerenin dört parmaklıklar arasına kapatılması nedenlerinden en büyük neden Nizamül Mülk'ün yanlış İncil'e güvenerekten, inanarak oysa ki Kur'an'ı açtığınızda Kur'an der ki ikisi de sözümü tutmadılar. Ben o ağaca yaklaşmayın dedim. Yaklaşsalar yediler ve ikisini de cennetten kovdum. Tanrı'nın söylemi bu. Önce kadın yedi ya da erkek yedi. Böyle bir söylemde geçmiyor zaten. Ki Cüce Ama romanında da bu imgeler yer bu almaktadır imgeyi diyorsunuz. kullanıyor tabii ki. Evet. Bu imge ile beraber işlenen günah. Evet. Nasıl bizlere de uyutturulmuş, nasıl inandırılmış ve onu burada simgeleştirerekten hatta William Tell'e de gönderme yapar başının üzerine elmayı koyup vurulduğu anında. Bu Peki. imgeler de çok güzel bir mitolojik hem imgelerle hem siyasi imgeler olsun, kapitalist imgeler olsun, Marksist imgeler birçok şeyi tabii ki kullanıyor burada Hocam Cüce'de. Marksist imgelerde demişken şimdi sorunun da o boyutuna değinmek istiyorum. Leyla Erbil eserlerindeki Marksist söylemi nasıl değerlendirebiliriz peki? Öncelikle tabii ki Marksist söylemlerin en çok ben yoğun olduğu eserler olarak size şeyi söyleyebilirim. Tuhaf Bir Kadın ile Karanlığın Günü. Tabii ki öykülerde de bu var. Gerek eski sevgili de olsun, gerekse Gecede Öykü kitabında da olsun ama en çok Tuhaf Bir Kadın'da, bir de Karanlığın Günü'nde, Mektup Aşklarında da yine görebiliriz tabii ki çok fazlasıyla var. Ama Karanlığın Günü'yle bir de Tuhaf Bir Kadın'da gerçekten çok fazla ve derin. Mesela hemen birkaç somut örnek söyleyeyim. Lütfen hocam. Baktığımız zaman Nermin karakteri özellikle Dostoyevski okur zaten. Dostoyevski okuyan, hatta Nazım Hikmet okuyan, bizden başlayayım öncelikle. Bizim edebiyatımızdan Nazım'ı çok sever Nermin. Evet. Leyla Erbil de çok sever. Batı Rus edebiyatıyla zaten haşır neşirdir kendisi de. Baktığımız zaman Nermin, Nazım'dan gelen bir etki, onun üzerine de Dostoyevski'den gelen bir etkiyle Suç ve Ceza'yı okuyaraktan kendini geliştiren bir karakter. Geliştirince tabii ki bu annenin özellikle evde farkına varıyor. Büyük bir etki çünkü çocuklar üzerinde gelişimlerinde anne etkili olduğu için. Nermin de üniversiteyi okuyan bir öğrenci. Hatta üniversiteye anne omumhane olarak görür.
Evet hocam, kitabı Orada okuduk. erkekler kızlar birbiriyle buluşuyor. Sanki hiç eğitim falan yapılmıyormuş gibi. Böyle bir hava annede. Böyle söylentiler olunca gizli gizli buluşuyorlar. Onlar onun için gidiyor oraya gibi bir annelerin hep şeyi vardır. Suç ve cezayı Nermin'in elinden alır sobanın içine atıp yakar anne. Hep o der, siz komünistlerden de öğreniyorsunuz bunları der. Hep onların yüzünden bu hale düştük diye çok büyük bir tepki verir. Nermin kendini yetiştirdikten sonra zaten Gecekondu mahallesine taşınır gider. Önce evlenir, evlenerek de özgürlüğünü yaşamak ister. Anneden ve babadan kurtulmanın çünkü hep yolu nedir? Kadınlar için evlenmek, evlenerek kendinizi kurtarırsınız. Bilinçli bir şekilde gidiyor ama Nermin farklı diğer kadınlardan. Nermin artık özgürlüğünü yaşamak. Yoksa Bedri ile herhangi bir zaten bir sevgi bağı da yok. Bedri'nin nasıl olduğu belli. Kendi kız kardeşine bile ensest ilişkide bulunan bir kişi. Öyle olunca Nermin zaten ayrılacaktır sonra. Gecekondu mahallesine gider ve orada Marksist bir söylemle işçi sınıfını olsun, kadın erkeklerin oradaki emeklerinin, güçlerinin nasıl sömürüldüğü konusunda aydınlatıcı bilgiler vermeye çalışır. Oraya yerleşir ve oradaki gecekondulu kadınlar özellikle merak edip gelirler hep. Ama korkarlar da. Çünkü farklı söylemleri vardır Nermin'in. Evet, hiç Onlardan alışkın olmadığı bir korkarlar. karakter Nermin onlar için. Tabii alışık değiller. Bu işte affedersiniz diye ben o sözü söyleyemeyeceğim ama kılıklı kadınlar kadın falan derler. Piyano çaldığında bile hatta uzanır bahçede oradan geçen bir erkek genç tükürür. Evet. Pardon diyorsunuz yani erkekler uzanıyor. Yatıyor istediği gibi. Onlara tükürmüyorsunuz. O dünya onların mı? Dünya onların malı mı sadece? Kadınların yeri ne peki? Bu dünyaya da bizim yerimiz ne? Bunları çok güzel o imgelerle veriyor aslında. Ve işçi sınıfı hareketlerine katılır Nermin. İşçi partisine katılır. Oradaki aktivitelerde siyasi mücadeleler de verir. Bunların aslında hiçbir işe yaramayacağını da çok iyi bilir. Hatta babasının ölüm döşeğinde söylemleri çok güzeldir kızına. Sosyalizmde hem babası da öyle olsa da söylemleri de vardır kızına karşı verdiği öğütler. Anne kız baba ilişkilerinde hatta babanın anneyi yetiştirme tarzları, kızını yetiştirme tarzları ile ilgili ipuçları da verir. Hatta anne işte der ki şapka takar anne, başörtüsü takmaz. Çevredeki kadınlar başörtüsü takarlar. Anneye bir tepki vardır ama anne suçu kime atıyor? Babaya diyor ki suçu günahı babandadır. O bana şapka taktırıyor. Yani erkek ne derse onu yapacaklar. Erkek de zaten bütün geçmişten itibaren şu imge var. Erkek Tanrı'ya inanır. Kadınsa erkeğe inanır tapar. Kadının tanrısı erkek, erkeğin tanrısı da bildiğimiz tanrı. Durum böyle olunca bütün erkeğin dediği her öğrenci kabul edilmiş, kabul görmüş ve bunlar da büyük annelerden itibaren çocuklarını hep geçmiş. Küçüklükten itibaren hatta orada Marksist söylemler için çıkıp gittiği emeklerinin, kadınların olsun, emeklerinin sömürülmesi, erkeklerin olsun ve eşitlik, özgürlük davası için gider Leyla Erbil'in karakteri Nermin. O esnada bir baktığınız zaman karşıdan gelen etraftaki bir sürü insanlar tarafından hoş karşılanmaz. Hem kullanırlar kadınları kendi işleri için kullanırlar, bir yandan da kötü gözle görülür. Bilgili olan, aydın olan, dışarıda aktivitelere katılan kadınlar hep toplum hoş görmüyor. Evet, özellikle Evinde kadınlar otursun kabul işte ne etmiyor. işi var onun orada. Evet. Milletvekili olsa eline hamuruyla ne işi var milletvekili? Günümüzde bile hala öyle demediler mi birçok Ne yazık bir ki. milletvekili olan bir kadına? Elinin hamuruyla orada ne işi var? Yani erkekler yönetecek diye bir kanun mu var dünyayı? Kesinlikle. Baktığınız zaman bunlar hep bir Marksist çıkış. Çünkü Marksizm dediğimiz şey emek işçi sınıfları arasındaki o çatışmaları dile getirir. Güçler arasındaki çatışmaları, alt sınıf, üst sınıf arasındaki çatışmalar, yozlaşmalar, kapitalist sistem başkaldırı bunlar hep Marksizmin konularıdır. Kapitalist sisteme karşı bir başkaldırıya düşüyorsunuz. Sömürülere karşı bir başkaldırı yapıyorsunuz. Emperyalist güçlere karşı bir başkaldırınız var. Bir yandan da tabii ki eziliyorsunuz ama buna rağmen Nermin güçlü olmaya çalışan, ayakta durmaya çalışan bir kadın. Çok güçlü bir karakter. Kendi bildiğini okuyor. Kendi yolunda umutsuzluğa kapılsa da ki sonlarında çok güzel, sevimsiz bir çıkış ve söylemleri de vardır Nermin'in. Leyla Erbil'in sesini duyarız orada. Hatta böyle bu kızgınlığını bir anda Leyla Erbil girer devreye bakıyoruz. Ve özgürlük, zaten özgürlük kavramıyla eşittir Leyla Erbil'in feminist bakış açısı.
Feminizm deyince ondaki feminizm kavramı tıpkı Olimpiyat okulların zamanında özgürlük kadın ve erkekler için özgürlük aradıkları gibi 1780'li 90'lı yıllarda Fransız İhtilali sonrası kadınlar da özgürlük arayışı içine girdiğinde onların söylemi gibidir bir bakıma. Bizim istediğimiz şey eşitlik ve özgürlük. Erkeklere hangi haklar veriliyorsa kadınlar da o haklara sahip olsun. Artı farkındalıkları varsa onları da elde etsinler. Çünkü bazen bakarsınız ki bir erkek daha zeki olabilir, bazen de bir kadın daha zeki olabilir. Bilemezsiniz. Çünkü içtenlikçe cevher ortaya çıkıyor. Siz bir şey öğretmezseniz kafa boş olduğunda zaten hiçbir şey bilmeyecektir. O yüzden erkekler okumaya gönderilir, kızlar okumaya gönderilmez. Niye? Jean-Jacques Rousseau vardır. Bilirseniz Fransız aydınları denir. Rönesans reformun öncülerinden denir ama ben hep Fransız zabiti derim. Bir aydın, Allah aşkına aydın diyorsunuz. Bir aydın olan insanlar şöyle sözler sarf etmezler. Emile Adolescent'de de geçer bunlar zaten. Kız çocuklarına 5 yaşından itibaren itaate zorlayınlar Rousseau. 5 yaşından itibaren dövün. Dövün ki itaat etsinler. Onların eline bebek verin. Bebekleriyle oynasınlar. Onları eğitmeyin sakın ha. Onları sadece korkutaraktan, ürküterek, döverekten eğitin. Onlar büyüdükleri zaman işte evde mutfaktı, oturma odasıydı, yatak odasıydı onların yeri. Akşam geleceğiz, bizim gönlümüzü eğlendirecek. Kadını gördükleri şey bu. İşte Hatice ablanın durumunu görürsünüz şeyde zaten. Cüce'de bu çok açık benim zaten Kesinlikle. benim gösteriyor. Peki bu dediğinizin hareketle sorumuzun bir uzantısı da şuydu. Leyla Erbil'in eserlerinde kadın ve erkeğin varlığı nasıl işlenmiştir? Kadın varlığı, erkek varlığı bunları nasıl değerlendirebiliriz? Tabii ki şimdiye kadarki bütün eserler dediğim günümüze kadar gelen yani Leyla Erbil'in yazdığı dönemler 70'li 80'li yıllara kadar hep erkek karakterlerin ağırlıklı olduğu, baskın olduğu eserler yazıldı. Erkekler çok net bir şekilde ya iyi ya kötü, iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılan cinsten. Hep hakim güce sahip erkek karakterler vardı. Kadınlar eksilikti zaten. Kadınlar yoktu. Kadınlar olsa da onlar biliyorsunuz onlar da erkeğin söylemiyle anlatılıyordu. Hadedime bakıyorsunuz, eser adına vurun kahveye diyor. Sen nasıl kadın yazarsın? Vurun kahveye denir mi ya? Her ne kadar bir savaş eseri de olsa denmez. Sen kadını kahpe olarak mı görüyorsun? Ya da vatanı kahpe olarak mı görüyorsun? Kahpe kelimedir ya kadın için kullanılan bir kelime. Peki o Toplumun zaman neden gözünden bu anlatım kelime? söz konusu. Nasıl? Yine toplum gözünden bir anlatım söz konusu oluyor yazarın. İşte tabii ki yani bakıyorsunuz asılacak kadın diyor. Ya olmaz. Zaten içine girmiyorsunuz ki. Zaten kadını anlatmıyorsun ki. Zaten kadını kurban kadın olarak veriyorsunuz hep. Susan kadın, dilsiz. Ha, bir mesaj mı veriliyor diyeceksiniz. O da yok. Peki Niye erkek? Leyla nasıl yaklaşıyor hocam? Ona döneceğim. O yüzden oradan bir örnek vereyim ki dedim hani anlaşılsın diye. Leyla Erbil de bu kez tersini yapıyor. Erkekler hep silik. Dikkat ederseniz bütün eserlerinde erkek karakterler çok siliktir. Bazen Yok. isimleri yok. Bazen isimleri İsimleri aynı. yok. Bazen isimler aynı. Bazen Evet. isimleri yok. Rüstemler hep birkaç eserde öyküde geçer. Hepsi aynı çünkü. Farklı olsa ne olacak ki? Bünyamin mesela. Yine hem Tuhaf Bir Kadın'da hem Kalan Eski Tamam. Dolan'da da zaten geçiyor. Erkekler silik. Çünkü zaten toplumda da öyle. Topluma baktığınız zaman aslında Leyla Erbil'in baktığı gibidir. Erkekler evde yok ki zaten. Erkekler kamusal yaşamda. Erkekler hep dışarıda. Almanyalara gidiyorlar, İsviçrelere gidiyorlar, istedikleri yerde çalışıyorlar. Eve sadece para gönderiyorlar. Zarf, işte vapur romanı öyküsünde bu çok güzel, net bir şekilde veriliyor Leyla Erbil'in. Evet. Zarflar geliyor, kalın zarflar erkeklerden. Kalın zarf, içinde para. Kadının ihtiyacı o mu sadece evde? Senden para mı bekliyor, o mu? Marksistlerin çok güzel çıkışı vardır işte buna. O zaman kadın evdedir. Yani bu bir bakıma o zaman gönüllü fahişeliktir der. Marksistler de buna. Normalde erkek gidip kumhaneye para verir öder ama evde para ödemiyor. Çünkü istediği zaman yatacak, istediği zaman kalkacak bir tane evde kadın var. Böyle bir tepkileri vardır. Tabii ki ya bunu karşılarsınız veya karşılamazsınız ama bu içine baktığınız zaman da haklı yanlarını da çok görüyorsunuz. O yüzden evde çalışan kadınlara da para verilsin, ücret verilsin gibi görüşler de vardır hatta. Dağıtmayayım. Leyla Erbil erkeklerin
toplumdaki aslında asıl vasıflarını çok güzel veriyor. Bir yanda hep dışarıda çalışan, orada burada, hatta tuhaf bir erkekte de biliyorsunuz baba denizcidir, uzaklarda gelir, kendi zaten ölüm döşeğinde gelir, ölür gider. Kadınlar da zaten kurban, okumamış, aydın, kendini eğitmemiş ya da illa okumak şart değil eğitim için. Kendini eğitmek ve düşünmek, sorgulamak çok farklı bir şey. O bilince eren kadınlar var. Bir yanda da Nermin'in annesi gibi kadınlar var. Sürekli kızlarını başkalarıyla karşılaştıran, Belmalar gibi olamadın der. Belma nasıl bir kadın? Belma altınlarını koluna dolayan, kendini satılık bir mal gibi sunmuş, bilezikleriyle şımbır şımbır dolaşan bir kadın. Nermin diyor ben ne yapayım? Şimdi öyle bir kadın. Kadınlar nasıl anlatıyor? Kadınlara aslında merkez koyaraktan Leyla Erbil hem kadının durumunu hem erkeğin durumunu güzel bizim gözümüzün önüne seriyor. O silik şekilde çizilmiş olan erkek karakterleri sayesinde kadın hem kendini hem erkeği hem toplumu da sorgulamış oluyor. En güzel örneğini bakın size dediğiniz soruya çok güzel burada belki örnek cevap olacaktır. Bir tren yolculuğu adlı öyküsü vardır onun. Bir tren yolculuğunda karakter daha 5, 7 yaşında, 7 yaşındadır karakter. Bilinçli eğilimdir, bir eğilime girer zaten. O da bilinçli yapılmış bir eğilim vardır. 7 yaşındadır. Tekvindir ninelerin adı zaten. Tekvin nineler, yaratan, yaratıcı. Onlar böyle, kadınlar onlar yaratmıştır, bu hale getirmiştir zaten. O tekvin nine emler yapar, ilaçlar yapar, üfürükçülük yaparlar. Yani böyle orada burada kandırırlar kadınları. Yoksa şu bunu yaparsan erkek çocuğun olur, bunu yaparsan hamile kalırsın, şunu yaparsan gibi. Otlarla, şunlarla, bunlarla hep kandırılmışlar şimdiye kadar. Ya da bütün öğretilerle diyelim geçmişten itibaren kandırılmış bir kuşak var. Hem erkekler kandırılıyor hem kadınlar kandırılıyor zaten. Tekvini ölür, ölüm döşeğinde öldüğü an hatta gözü daha açık gider. Babası gözünü karakterin, ninenin kapatır. Belki elini de mezar şeyin içerisinde, mezarın içerisine sokar daha kolunu. Hala gözü dışarıda açıkta daha öğretecekleri var çünkü tekvinin. Geleneği devam Öyle bir anne. ettirecek. Evet. Geleneğe devam ettirecek. Ama karakter de 7 yaşında ve bilinçlenen artık burasına gelmiş karakterin. O tası emler yaptığı, dibi kararmış böyle yanmaktan, dibi tutmuş. Kutsal kase diyorum ben ona incelerken mesela. Kutsal tası alır pencereden dışarıya fırlatır karakter. Bütün o gelenekleri, her şeyi yerle bir etmiştir. Atar. Ters yüz edecek. Artık hayat şey yeniden başlasın kadınlar için. Onu attığı anda ama toplum rahat bırakmaz. Ağaçtaki düştüğü yerde arı kovanı vardır. Oradan bir arı çıkar gelir. Karakterin göğsünü sokar. Anne de kızar, kör olasıca der. İşte tekvinin ruhu seni cezalandırdı bak. Attın o tası. Zehirledi seni der. Ve annesi emerekten o zehri dışarı akıtmaya çalışır. Ne yapsam da fayda etmez der. İçinde kaldı senin o zehir der. Yaşayacaksın öyle der. İşte anneler, kadın nasıl anlatılıyor? Kadın artık oradaki anne bir tarafta annenin eski değerleri, gelinlikleri gösteren bir anne, bir tarafta daha küçükken baş kaldıran bir karakter ve tren yolculuğuna çıkar. Trende giderken karşısında birileri vardır. Kendi içinden konuşur ama onunla konuşuyormuş gibi. Ona bütün bu olanları, yaşanmışlıkları bize okura anlatır yolculuk esnasında. Hem orada bize erkeği nasıl dünyaya ne hale getirdikleri bir kadının. Çünkü erkeği de kadın yetiştiriyor, kadını da kadın yetiştiriyor. Demin söyledim, hani piyano çalıyor demiştim. Orada örneği o anda unuttum. Şimdi aklıma gelmişken vereyim. Nermin Gecekondu Mahallesi'nde piyano çalarken küçük bir kız çocuğu şöyle bir sallanır oynar piyanonun sesiyle. Anne bir tane sırtına indirir, muşta indirir. Niye vuruyorsun? Erkek çocuk olsaydı hiçbir şey demeyeceklerdi. Yani oynaması da yasak. Küçük bir çocuğa hemen oynama. Yani baktığımız zaman anne hem o anneleri bize veriyor. Büyük annelerin tavırları, davranışlarını, toplum eğitimlerini. Bir yanda da bilinçlenen kadın. Ve bilinçli eğilimde hemen o arkasından bilinçli eğilim adlı öyküsünde de anne ve baba ölür. Mezarlarından ıtır ve fesleğen toprak alır. Birer parça toprak. Anneden alır, ıtırı eker. Babadan alır, fesleğen eker onu toprağına. Itır ve fesleğen evin içinde büyür. Dallar budaklar haline getirir. Koca evi sarar her tarafı. Küçük bir taşlık, kapının oradan küçük bir taşlık delik vardı. O taşlığı görür sadece karakter. Tek bir göz oda ve küçük bir delik.
dışarıyı, dünyayı görecek. Ve bunu da bilinçli yapar. Çünkü kadını sorgulatacağı için Leyla Erbil bütün geçmişleri, anne baba ilişkilerini, erkeği, kadını gözümüzün önüne serebilmek için de o Belmalara, Rüstemlere bütün atıflarda bulunur. Rüstemler nasıl Rüstemler işte hep elinden işte, kadın elinin kiri olan erkekler. İstediğini yapan, istediği gibi gezip tozan, hep okuyanlar o Rüstemler. Kadınlara geri gelir kızları şikayet eden bir Rüstem. Öğretmenim bana vuruyor deyip kızıp arkadaşını şikayet ediyor Rüstem mesela. Okumuşsunuzdur. Evet hocam. Şimdi o erkek diyoruz nasıl anla işte bir yandan da zaten erkeğin sadece yakıp yıkma, bozma, savaş biliyorsunuz dünyayı bütün yönetenlerin çoğu kusura bakmasınlar kadınlar yapıyor demesinler Elmas Şahin bizi suçlu anlamında demesinler ben burada feminist bir şeyle sadece bu yorumları yapıyorum hani erkek düşman olaraktan değil dünyayı erkekler yönetiyor bu açık ve belli. Kaç tane milletvekili var kadın? Kaç tane devlet başkanı var kadın? Yok. Öyleyse dünyayı bu hale getiren kim? Bir yanda bakıyorsunuz ki cinayetlerin çoğu tamam kadınlar da belki erkeklere evet öldürüyorlar, cinayetler işliyorlar. Kadınlar da tabii ki aynı hatalar yapan çok kadın var. Ama çoğunluk baktığımızda hep geçmişten itibaren hep kurban olan kadınlar. Ama hatayı ben erkeklerde bulmuyorum. Hatanın %80'i, 89'u, 90'ı diyeyim kadında. Çünkü onlara sonsuz hakları veren kadın. Hep pohpohlayan, hep onları öven, hep onları yücelten kadın çünkü. Erkek çocuğuna farklı davranıp sen erkeksin oğlum yap. En güzel örneğini Ayna Öyküsü'nde ve Ana Evet. Öyküsü'nü hatırlıyorsunuzdur okuduysanız. Aynada bunun en güzel örneklerini verir. Oğlu hatta öyle bir anaya küfür edip gider. Amerika'ya gider bu anayı da takmaz. Kızı da anneye de çok büyük küfürler yapar kardeşine. Kız kardeşine ve anneye çok kötü davranır. Ama anne el üstünde tutmuştur o oğlanı. Kızına da olmadığını yapmıştır evde. O zaman hocam anneler için, Leyla Erbil'in anneleri için ataerkilliği devam ettiren karakterlerdir diyebiliriz, değil mi? Yani ataerkilliği Tabii ki, devam tabii ki. ettirdikleri için bir anne kız çatışması da meydana gelmekte. Şimdi buradan da hareketle anne kız ilişkisine baktığımızda anne kız ilişkisinde bir uzlaşma var mı anne ve kızlar arasında, yoksa hep eserler boyunca anne kız arasında bir çatışma mı var sizce? Güzel soru. Aslında ona gelecektim. İyi hatırlattınız. Karanlığın gününde o tarz bir şey var. Ona hemen üzerinde durayım mesela. Aklıma hemen Neslihan'la kızı geldi. Bir Neslihan'ın kendi annesi. Bir Bilge de hocam karakter değil mi? Neslihan'ı Kızı. hatırlıyorsanız Karanlığın gününde. Evet. Neslihan'la annesi arasındaki bir çatışma vardır. Bir de Neslihan'la kendi kızı arasında olan bir çatışma vardır. Çocuklar arasında. Hem oğlan hem kız hem koca arasında böyle bir çatışmalar var. Çoğunluk olaraktan tabii ki anneler hep hem kurban kadın olaraktan hem tekbin anneler olaraktan karşımıza çıkar. Kız çocuklarının ve erkek çocukların eğitiminde ve eşlerin hep şımartılıp hep başa çıkartılması, her şeyi onların biliyormuş havasında olmaları. İşte ben bilmem eşim kocam bilir diyor kadınlar. Sen niye bilmiyorsun? Birisi bir gezgin geliyor bir şey sorsa kadınlar yüzünü kapatıyor. Yani gezi kitaplarında falan okuyun, anlatırlar yazarların biz gezi kitaplarına baktığımızda görüyoruz ki hakikaten insan üzülüyor bazen. Kaçacak ne var diyorsunuz, neden yüzünü kapatıyorsun? Şimdi bir yanda o tarz kadınlar var, bir yanda da işte yazar Neslihan var. Hem yazar, hem okumuş, hem aydın. Hadi şunu da var tabii ki, onlar iyidir anlamında da vermiyor Leyla Erbil bazen. Onları da, aydınları da çok kötü yeriyor, çok kötü eleştiriyor. Aydınlar da bakıyorsunuz ki büyük bir uçurumda, büyük bir ahlaki çöküş de yaşıyorlar o aydınlar. Özellikle şeyde var, Karanlığın Günü'nde var. Aydınların birbirlerini aldatmaları, birbirlerinin karılarıyla, kızlarıyla, kocalarıyla yatmaları. Onları da büyük bir eleştiri var. Yani bu değil, özgürlük bu değil. Onu da vermeye çalışıyor Leyla. İstediği şey o değil. Saygı. En başta hani bir saygın olması aile arasında, bir sadakatin olması. Bunlar üzerinde de duruyor tabii yazar. Anne orada, Neslihan'ın annesi zaten aklını kaybediyor, deliriyor ve şeye düşüyor. Tımarhaneye yatırılıyor, akıl hastanesine yatırılıyor diyeyim. Akıl hastanesinde yatan, Alzheimer olan, sonra daha da kötü bir seviyeye gelen ve sonra ölen bir kadın zaten. Öyle olunca kadınlar hep düştükleri şey en sonunda delirmek, çıldırmak. Düşünseniz de düşünmeseniz de yani genelde kadınların düştüğü vahim durumlar. Bakıyorsunuz Neslihan'ın annesi o duruma düşüyor. Büyük büyük annelerin düştüğü durum.
Tabii ki o kendi biyografik yönleri de taşıyor orada. Leyla Hanım'ın kendi annesi de bir Alzheimer'dan dolayı muzdarip olmuş. Öyle bir sıkıntıları var. Onun yanına gidip gelirken de Leyla Hanım tabii ki yaşadıkları ve gözlemleri onun da eserinde Neslihan üzerinden veriyor. Bir de Neslihan'ın kendi tabii ki çocuğuyla olan ilişkilerinde okumuş, artık bilip kendi özgürlüğünün farkına vardığı için o anne daha farklı. Kendi büyük annesinden, büyük anneden diyeyim, bu kez almıyor bilgiyi. Öğretiyi kendi annesinden alıyor kız. Alınca da kendi annesi gibi olmaya çalışacak. Ama onu da yapmıyor. Herkes kendine bir yol çiziyor. İşte güzel olan bu aslında. Leyla bir de bunu veriyor. Zaten dikte etmiyor Neslihan. Çünkü dikteden hoşlanmadığı için kızına herhangi bir yol gösterme, bir baskı da uygulamıyor. Kendi özgürlüğüyle onu baş başa bırakarak kendi yolunu, kendi hatasıyla, sevabıyla diyeyim, deneyimleriyle kendi yolunu bulmasını sağlayan bir anne. Öyle olunca şimdiki çağın kuşakları diyelim, gençleri gibi zaten doğruyu bulacaklardır bir bakıma gençler. Onları özgür bırakmak lazım. Bir de düşünce özgürlüğü çok önemli çünkü. Derslerde ben onu yapmaya çalışıyorum. Herkes fikrini söyleyin diyorum, korkmayın. Korkacak hiçbir şey yok. O sizin görüşünüz, düşünceniz. Bazen uyuşuruz, bazen uyuşmayız. Ama önemli olan konuşmak ve söylemek. Yine varlık lisemizin öğrencilerine de buradan onlara nacizane bir öneride bulunayım. Korkmasınlar hiçbir şekilde. Özgür olsunlar, özgür düşünsünler. Yorumlasınlar kendilerine ait has özel fikirleri, düşünceler olsun. Annelerini, evet, babalarını dinlemesinler demiyorum. Doğru, güzelse alsınlar. İyi olmayan yönleri de kendi bilgi ve birikimleriyle onları yönlendirebilirler. Yönlendirmeye çok çalışıyor Nermin anneyi. Ama anne o kadar şey ki eski kitaplara, geleneklere uymuş ki değiştiremiyor zaten. Nermin de çok uğraşıyor, yapamıyor. Hatta evlendiği adamı bile değiştiremiyor ki sevgiye baktığınızda onda da aynı şeyi görürsünüz. Tuhaf Dünyevi bir şey falan romanında yine aynı şekilde Adonis'im benim der mesela. Adonis, yakışıklı Adonis'im deyip ironi de çok müthiş kullanıyor. Yakışıklı Adonis'im deyip erkek hep böyle onu pohpohlanmayı sevdiğinde ama evlendiğinde çok farklı olacaktır. İşte bir bakıyorsunuz ki cüce nasıl birden görkem gibi erkeğe dönüşüp sonra evleniyorsunuz, bakıyorsunuz çok daha farklı bir kimlikle. Gerçek yönlerini birbirlerini tanıyorlar ve görüyorlar. Artık çünkü kafa yapısı, beyin yapısı, kültürel yapı da çok önemli. Erkeklerin asıl işte erkek kimliği nasıldır, kadın kimliği nedir? Bunlar da o evlilik esnasında kendilerini tanıyarak buluyorlar. Çünkü erkek hep bir şeyler istiyor. Ben istediğimde olsun isteyen bir karakter var Neslihan'ın kocası. Neslihan ise onu istemiyor mesela. O gün olmak istemiyorum ben diyor. Bunu erkeğe anlatamıyor. Erkek hemen küsüp tavır alan, günlerce konuşmayan bir erkek yapısı. Hatta sürekli der Neslihan kucağıma bakıyor, böyle bakıyor, saldıracak gibi der kocası için. Boşanır, o da ayrılır yani. Oysa boşanmak hoş görülmezdi toplumda. Karşı geliniyor. Neden ona çekmek zorunda mı bir ömür boyu? İşte çocuğun için katlanıyorsunuz, kızın için katlanıyorsunuz. Hatta bir oğlu olmadığında kadın yeriliyor, eziliyor. Nermin'in annesi öyle. Bir erkek evlat veremedim kocana Hasan'a diye. Komşular onu kötülemeye çalışıyor. Baskı yapıyorlar ve kadın ona da çok üzülüp mesela bozulan bir kadın. Sonra gerçeklerin tabii birçok şeyin farkına o anneler de ufak ufak varıyorlar. Kocası öldüğünde varıyor. Neslihan'ı haklı da buluyor birçok açıdan. Hatta evine gelen, taziyeye gelen adamları evden kovuyor Evet. anne. Nermin'in yerini alıyor bir bakıma. Hani bazen bütün o tekli neler dediğinizde ellerine güç geçtiğinde de tepkilerini, o yaşayamadıkları yaşamları yaşamak için de bir tepki de veriyorlar. Ama yine Hani onu zaten baskıcı bir tavırla yapıyorlar, değil mi hocam? tabii ki tabii ki hem o baskı var, bir yanda da ben yaşamadım, kızım da yaşamasın tabii de oluyor. Ben ne gördüm ki günümden? Ben böyle gördüm kocamdan ya da annemden böyle gördüm. Sen de bunu yap. Nermin eve hapsediyor kaç defa. Evden kaçmasın diye kilitliyor odayı. Yani bunlar hiçbir şekilde çözüm değil. İletişim kurmak, o iletişimsizliklere de tabii ki anne çocuk arasındaki iletişimsizlikler, erkekler arasında. Tabii ki yanlış yapmasın, annenin kötü şeyi yok kız için. Hani yanlış erkeklerle, yanlış insanlarla tanışır, başını iç açar korkusu. İşte bekaret konusu mesela anneye en çok korkutan şey o anneleri. Bütün anneleri neredeyse günümüzde, çağımızda da o korkutuyor. Sizde ne? Peki Annem hocam. de zar bekçisi der Nermin orada. Evet, Annesi gibi Nermin'in onu böyle zar bir söylemi bekçisi. var. Yani bu mudur? Evet. Peki hocam,
Bu noktada şuna değinmiştiniz bu sorudan. Tuhaf, çok pardon, Karanlığın Günü romanında Neslihan karakteri diğer annelerden çok farklı çıkıyor karşımıza. Çünkü Neslihan romanın bir noktasında feminist bilinçlenmeye erişiyor. Feminist bilinçlenme yaşıyor ve kızını da bu bilinçle yetiştiriyor aslında. Hani doğru olanın bu olduğunu gösteriyor bize. O halde şöyle bir soru sormak isterim hocam. Sizce Leyla Erbil edebiyatından feminist bilinçlenme motiflerinin yeri ve önemi nedir? Tabii ki bunları yazar yapmakta aslında bunları bilinçli bir şekilde yapıyor. Bunları vererekten okurun bilinçlenmesini sağlamaya çalışıyor. Okur bunları görüp algılayacak. Ama okur şimdiye kadar görüp algılayamadı. Beni yedi kişi anlasın yeter der Zenime. Leyla Erbil'e kitabı şey verirken birine. Beni yedi kişi. Leyla Erbil de böyle demiştir. Beni yedi kişi anlasın yeter olmaz demiştir. Ben herkes kendi öğrencisine yedi kişiye bunu öğretse birçok insan anlayacak. Şimdi feminist bilinç dediğimiz şey kadın erkek kadını kendini bir kere var etme farkına varmasıdır en başta. Kadın kendinin farkına varabiliyor mu kadın olarak da? Ben kadın mıyım, erkek miyim, neyim? Ben cinsim, cinsiyetim ne? Toplumdaki yerim ne? Ben kimim? Bunları sorabiliyorsa bir birey olarak da okur bunları görüp de farkına varabiliyorsa zaten bilinçlenecektir bir şekilde. Toplum da bilinçlenecektir. Büyük anneler de bilinçlenecektir. Büyük anneler Müjdar'ın filmlerini sevmezler. Niye sevmezler? Müjdar çünkü özgürce davranan, başına buyruk davranır eserlerde değil mi? Filmlerde ve hiç sevilmez. Ama kurban olan kadınlar sevilir. Evin işini tutar, kocayı bekler, temizliğini yapar. Mesela Hülya Koçyiğit'in eserleri, filmleri. Hülya Koçyiğit'i herkes oturur çok seviyoruz der. Ya da şeyin Sultan'ı oynayan Sultan adıyla olan Türkan Türkan Şoray, Şoray. Türkan Şoray'ın. Şimdi Türkan Şoray filmlerine baktığınızda eğer feminist bilinci ermişti kadınlar buna tepki gösterir zaten. İzleyici de tepki gösterir ve canı sıkılır. Satılık bir mal gibi gelir. Bir yandan gelir. İşte başka bir kadın, zengin olan kadın, köyün zengin kadınlarından birisi yine gelir. İki üç tane adam gelir, kadın da gelir. İzlemişsinizdir o filmi Sultan kız gelinde. Kız isteyeceklerdir. Sultan almaya gelecekler. Orada da bir öküz vardır dışarıda kapının oda. Sultan da bir direkte bir şeyler üretiyor buluyor. İş yapıyor bahçede. Anne orada, baba orada. Gelir komşu köylüler. Bu kaça veriyorsun bunu? Kaça alırım der. Öküzün üstüne sırtına vurur elini. Ben buna 5.000 veririm der. Öbürü yok ben 6.000. Pazarlık ediyorlar. Sultan için pazarlık. Kıza para biçiliyor orada. Siz sesi çıkmıyor. Sultan da vuruyor. Türkan Şoray. Dilsiz. Dil olsa ne olacak zaten? Ben oğlumu alacağım, öbürü yok ben kendi oğlumu alacağım. Tartışmaları çıkar, parayı neyse birisi verir. Sonra sultana alacaklar. Sultana anne gelir, kızım bak sana der 5.000, 10.000 lira vereceklerdir. Sevinir. Anne etekleri zil çalar annenin. Kızına 10.000 lira verdiler. Hatta dürçülerini kışkırtır. Kızın işte benim şu, kızım şunu yaptın mı? Yaptım ana. İnekleri sağdın mı sağdım ana. Çamaşırları yudun mu yudum ana. Gittim derede yudum. Ay, aferin kızım. Şunu ettin mi bunu ettim. Oradaki ağa der ki hamurda güzel yoğurur mu? Yoğurur yoğurur. Yemek de güzel yapar mı? Yapar yapar. Tepe tepe kullan der. Şimdi böyle bir anne olabilir mi? Baba da öyle. Bak hanım der öküzü der satsaydık bu parayı elde edemezdik. Bak kıza der bir sürü para aldık. Bundan yerine 3 tane 4 tane öküz alırız. Şimdi bu tarz söylemler işte bu imgeler bunların hepsi bunu bir feminist bilinçlenmeyle dediğiniz erkek nedir, kadın nedir, dünya kimindir, kimlerindir, bizim yerimiz nerede? Toplumsal yaşamda mıyız, kamusal yaşamda mıyız, özel yaşama mı hapsedilmişiz, biz kimiz, neyiz, neredeyiz? Biz bunları bilirsek, sorgularsak zaten ki bunlar hepsini karakterler, Leyla Erbil'in sorguluyor, düşünen karakterler zaten. Ana karakterler diyelim, hepsi değil. Mesela Sacide gibi bir karakter var Mektup Aşklarında. Kendini sürekli erkek gibi davranır. Kendinin de farkındadır ama erkekleri ters yüz eder. Erkeklerin yaptıklarını o yapar. Erkekleri avlar, tuzağa düşürür. Yatmadı, kalkmadı, erkek kalmaz. Hani erkekler hep kadınları aldatır yapar ya, tam tersini de o yapar onda. Bir yanda da sadece şey vardır, Jale. Jale de öyle birisi değil. Jale bir yuva kurup istediği bir yer, sevdiği biriyle evlenecek. Gelen mektuplardan, aşk tekliflerinden Ahmet'inkini kabul eder, Ahmet'le evlenir mesela.
Ama Ahmet'in de kendini aldattığını öğrenecektir. Bilinçli kadın olmasaydı, feminist bilince ermemiş olmasaydı, Sacide gibi bir arkadaşı olmasaydı, onunla çok tartışırlardı da. Bir yanda da Feronde var. O da kurban kadınlar tiplemesine çok daha yakındır. Daha özgür kendini aşmış. Bir yanda Sacide orta yolu bulan Jale, bir yanda Feronde. Jale düşünen, sorgulayan bir kadın olaraktan gözünü kırpmadan, kocasının kendini aldatışına aynı tepkiyi vererek kendini onu aldataraktan eşyalarını toplar, kapıyı çarpıp çıkar gider ve ayrılır kocasından. Böyle bir kadın. Şimdi ama toplumumuzda gidemezsin. Yok çocuğun vardı gidemezsin. Yok işte ne der, el alem nedir, konu komşu nedir. Hala günümüzde bile ben öğretmenim, düşünün Çağ Üniversitesi'ndeyim, bir hocayım. Hoca olduğumu herkes bilir bulunduğum sitede, oturduğum sitede. Geniş bir sitedir, büyüktür. Her gidip geldiğimde bazen sabahları servise binerim kapının önünden, akşam da servisten inerim. Pencerede ya da kapı önlerinde, eşiklerde kadınları görürüm. Nereden geliyorum, nereye gidiyorum? Ya nereye gidip nereden gelebilirim? Ya ola ki de gittim, başka yerlere gittim. Elimde çiçek görseler fısıldaşmaya başlıyorlar. Bu çiçek nereden geldi? Şimdi okulda öğrencilerim çiçek vermiştir. Öğretmenler günü için oluyor, kadınlar günü veya başka bir şey için çiçek geliyor. Hatta takılırlar bazen. Hocam o çiçek kimden geldi? Balkondan seslenirler. Veya işte güler gülerim bazen, gülüp geçiyoruz. Yani hep bir art niyet ve kötü niyet taşıyoruz. Toplum olarak hala bu durumdayız maalesef. Oysa ki tam bilince ermiş olsak işte hiç kimse kimseyle uğraşmaz. Kimse kimseyle aldırış etmez. Herkes kendi işine bakar, kendi gücüne bakar. Bana ne dersiniz ya? İşte Leyla abi bunları vermeye çalışıyor. Onun için karakteri Nermin giderken arkadaşıyla Meral'le çıktıklarında vapurda darlar. Çocuklar abla göstersene göstersene derler. Neyi göstereyim, oranı oranı derler. Ve Nermin de açar gösterir. Ne yapıyorsun falan şaşırır şey Meral, niye gösterdin diye. Şimdi kadın diyorsunuz. Ha bunu mu yapın diyoruz? Hayır bunu yapın demiyoruz. Ama oradaki onun yapması başka. Evet, yazarı bir baş kaldırıyor. Baş kaldır anlamında. O da diyor ki ben de bir o zaman bu insanım. Yani feministlerin istediği şey insan olmak. Kadın erkek fark etmiyor. Önce insan olmak. Çünkü erkek de insandır, kadın da insandır. Öyleyse insan olmanın özelliklerine bunu anlamak, bunu koymak ve öyle değerlendirmek. Onun için baktığımızda tabii ki baskın karakterler olaraktan kadınları görüyoruz. Zaten büyük büyük annelerin hep etkisiyle. Erkekler bile evlendiklerinde bilirsiniz annelerine çok saygı duyarlar. Erkek evlat. Annenin elini öper önce anne baş köşeye oturtulur kurulur. Niye? Çünkü tekbir nedir o? Evet. Ama erkek çocuğu olmadığında kadın ezilir. Evinin direği yok. Erkeği direk olarak görürler. Kadın ocaktır, erkek de direktir. Erkek cinsel organıdır aslında bir bakıma. Fallustur yani. Ona önem veriyor, ona tapıyor kadın. Onun için Nermin'in annesi de bilince birazcık erer. Koca öldükten sonra der ki Nermin benim hem kızım hem oğlum der. Böyle bir çıkış yapar. Benim hem kızım hem oğlum der. Benim evimin sahibi, beni koruyan, beni korur. Bana bakacak olan Nermin der. Hani sen Nermin'e önce neler ediyordun? Ama baktı ki Nermin de bir kadın olaraktan güce sahip. Koruyabilir bir anneyi. Çalışıyor, evde ekmek tutuyor, özgürlüğü var, ekonomik özgürlüğü var. Kimseye de muhtaçlığı yok. Anne bunun farkına yıllar sonra var. Yani benim hem kızım hem oğlum var. Yani o halde hocam karakterler için önce dünyaya eleştirel bir gözle baktıklarını, bu eleştiriden sonra sorgulamayla birlikte feminist bilince ulaştıklarını söyleyebilir miyiz Leyla abinin karakterleri için? Tabii ki. Hem erkek karakterini orada gözümüzün önüne veriyor, hem kadın karakterlerini vererekten bir sorgulamayı öğreniyorsunuz. Düşünüyorsunuz erkek ne yapmaya çalıştı yazar burada, kadının ne yapmaya çalışmış, sonra bizim önümüze ne getirdi koydu. Hatta çok zor olan bir öykü vardır. Sınıfa ben okuttuğumda yayınlanmamış öykülerden. Kitabımın en sonlarına koydum ben onu. O öyküden biraz örnek verebilirim. Sorduğunuz soru üzerine açabilirim. Orada der ki, imgelerle verir. Tabii ki çok zordur bulmak. Kış hiç bitmeyecek adlı evet, öyküsünde. Hocam, hiç bitmeyecek. Ben de buldum. Evet.
Evet. Açtım, hemen çıktı. Çıktı. Mesela hemen o öyküden bir iki yerlerinden okuyaraktan size söyleyeyim. Diyor ki, bitmeyecek, bitmeyecek bu kış. Biter de geceler çok uzun. Bitmez. Sen de sıkılacağına yere bak. Yerde ne var? Hereke. Ne? Halı. Ona sen bak. Bakıyorum zaten. Tezgahta minicik eller çiçek doğurdular. İç içe, ikiz, beş yüz, bin yüz çarpıntıyla gökten inmişler. Kürem kürem atkılar, pamuk üst üste binmişler. Parmakların yeleleri yün, kış bitmek bilmeyecek. Yere bak, pil dişi zemin, rengarenk güller, dikensiz karanfiller koklaşan, yapraklar tirşe deniz, dalga dalga çiçek plajları vuruyor kapıya. Devam etmeyeyim. Öğrencilerimiz okur onu okuduklarında. Yani baktığınız zaman buradaki ne demek istediğini, feminist eleştiriye, edebiyat kuramı eleştirisini, kadının söylemlerini, Leyla Abidin'in dilini, ne yapmak istediğini bilmeden, birçok eseri okumadan bu metni anlamak çok çok zor. Ben okuduğumda öğrencilerim pek bir şey anlamadılar. Hatta dedim ki, çocuklar bu öyküyü sona başa doğru da okuyabilirsiniz. Yine aynı noktaya gelirsiniz dedim. Hiçbir şey değişmez. Evet. Cümlelerde hiçbir değişiklik de bulamazsınız. Çok tatlı bir öykü. Sondan başa doğru gidin. Kış bitmeyecek. Sonsuzca sonsuzca renk renk gözler, şapkaları, kiremit rengi, neşeli çelenkler, danslarla durmadan dönen yabı börtüleri 4x3'le nasıl başa çıkmış? Bakın, hiçbir şey değişmiyor. Evet. Aynı. Öyleyse bunu nasıl çözeceğiz biz? Nasıl bakacağız? Buradaki imge ve simgelere çok dikkat etmeleri gerekiyor öğrencilerimizin. Güller, çiçekler diyor, halı diyor mesela, hereke diyor, dikensiz diyor, bakın rengarenk güller, fil dişi zemin, bütün o rengarenk güller dediği nedir? Rengarenk güller, kış da bitmeyecek hiç. Düşünürsek biz bu dünyanın bu derdi hiç bitmeyecek deriz şu an. İşte COVID-19'dayız, koronaya yakalanmışız, dünya yakalanmış. Çok şükür bizlerde bir şey yok ama yakalanan o kadar insanlar gitti, öldü. Nice sağlık görevlileri de öldü. Nice bilim insanları da öldü. Normal vatandaşlarımızdan da birçok insanlar diyeyim dünya genelinde. Baktığımız zaman büyük bir karanlık çöküş. Artık öyle bir ruh bunaltısına karakter zaten gidiyor ki, öyle bir bunaltının eşiğine geliyor ki Sartre'ın bulantısını yaşıyorlar artık. Bir varoluşçu sancısı var. Bir özgürlük artı eşitlik diyorsunuz ararken, bir yanda kendi benliğinizi, kimliğinizi bulmaya çalışıyorsunuz. Ben kimim? Feminist bilinci aramak için ben kimim? Onu bilmem lazım öncelikle benim. Benim kendime olan güvenim ve inancım olmalı. Her birey için. Erkek olsun, kız olsun. Çünkü hepimiz biriz. Biz insanız öncelikle. Erkek öğrencilerim olmadan benim sınıfımın hiçbir tabutu olmaz. Ben bunu her zaman derim. Erkek öğrencim geldi çok şükür derim. Bazen kız öğrencim ağırlıklıdır. Erkekler iki tanedir. Kızlarla derim, kız olunca sadece çok tatsız geçiyor derim. Bir de içinde erkek olmalı ki. Farklı olmalı, farkındalık olmalı. Karma öğrenci eğitim sistemi çok güzel. Derim ya, nerede kaldınız, neredesiniz? Tam da tersi, erkekler olup kızlar olmadığında da olmuyor. Güzel olan işte o rengarenk o çiçekleri vermek. Halıları kim dokur hep? Küçüklükten itibaren, geçmişten itibaren hep kadınlar, küçük eller, Kadınlar. minik eller dokur. O da bir gelenek Dokumuşlar. mi hocam o halde? O halı da bir gelenek mi? O da bir Hikaye. gelenek. Tabii ki bu geçmişten itibaren artık yani bütün tek bu halı üzerinden giden bir gelenek. Buradaki halı üzerinden geliyor. Bunu birçok şey için de düşünebilirsiniz. Kendimizi, kendi ruhumuzu, kendi dünyamızı kim kurdu? Biz kurduk hep işte. Kendi ellerimizle yaptık. Bu yaşımıza kadar ne yapıyorsak kendi elimizle biz bunları yapıyoruz. Sonra ah vah etmenin bir anlamı kalmıyor. Diyorsunuz ki yıllar geçtikten sonra ben gençliğimi hiç yaşamadım ki diyor anlayanlar sonra. Niye yaşamadım? Yaşatmadılar ki kim? Büyüklerimiz. Yaşasaydım ne olurdu peki? Mutluluğu bulacaklar mıydı? İşte Nermin yaşamaya çalıştı. Bulabildi mi? Bulamadı. O zaman diyeceksiniz ne anlamı kaldı? İşte yine de insan mutsuz da olsa, mutlu da olsa kendi isteğinizle yaptığınız şey güzeldir. Ben hep bunu öğrencilerime de diyorum. Hata da yapacaksanız, yanlış da doğru da bu kendinizden kaynaklı olursa bunun hiçbir acısı, kötülüğü olmaz zaten. Çünkü siz düşe kalka büyüyeceksiniz. İnişli çıkışlıdır yaşam. Burada da baktığınız zaman siz
Buradaki zaten feministlere göndermedir o Kızıl Goncalar, Kızıl Dünya Zambakları dediği hep feminist söylemlerdir bunlar. O şimdiye kadar olan savaşımlar, verilen savaşları burada anlatıyor. Yüzyıllardır dikilen savaş, yapılan buradaki mücadeledir kadınların. Öldükleri, yıllardır uğraştıkları sıkıntılarla bir yere gelmiştir. Ama ne yaptın artık sen? Pencereni kapattın. Bu tabii ki Zenime'nin düştüğü durumdur bu artık. Onun devamı gibidir buradaki öyküde. Zenime odaya kendini kapatacak. Belki intihar edecek. İntihara da doğru yönelecek bir çözüm müdür intihar? İşte varoluşçular bazen kimisi bunu çözüm olarak görür, kimisi görmez. O sırada da tabii ki Nermin de öyle. Nermin yere bakar. Ne vardır yerde? Anılarınızda ne varsa artık her şeyi dökersiniz oraya. Birçok şey gelir geçer gözlerinizin önünden. Ona bir bakarsınız. Onları sorgularsınız. Neydim, ne oldum? Sonra koltuğuna yığılıp kalır Nermin. Yığılır şöyle bir düşünür. Hatta bu şeyde de çok güzeldir. Rahmetliyi de burada anayım tekrar. Adalet Ağaoğlu'nu. Onda da Hayır romanında sonunda Aysel vapura binip uzaklaşır. Pencerede ama evinde oturuyordur aslında. Hayalinde imgeleminde belki o pencereden vapurla uzaklaştı gitti. Şöyle bir dışarıya esefle bakar pencereden dışarıya. Karakter. İşte burada da baktığınızda yine kandil kandil sarıyor göğe. Bilinmez nasıl ölmüş küçücük parmakları. O küçücük parmaklardan siz o bireyi işte koca büyük anneler oldular, babalar oldular, çocuklar yetiştirdiler, geldiniz. Ama bir yandan bakıyorsunuz ki müthiş bir sorgulayışın içerisindesiniz. Nihilist bir çıkış. Çünkü nihilizm dediğimiz şey, hep bunu yanlış anlıyor öğrencilerimiz. Bunu da üzerinde durayım, kısaca bahsedeyim. Çünkü buradaki soruyla da çok bağlantılı. Sadece dine inanmayış olarak algılarlar nihilizmi. Nihilizm o değil. Nihilizm toplumsal bir başkaldırı arkadaşlar. Yani toplumun bütün siz kurulu düzene, kurallarına başkaldırmaktır. Gelenek göreneklerine, örf adetlerine. Tabii ki bu şey olan, ters gelen olanlara siz başkaldırıyorsunuz. Doğru olmayanlara, yanlış gördüklerinize, olmaması gerekenlere. İşte diyorsunuz ki kız çocukları okumaz. Kim diyor bunu, niye okumaz? Böyle bir kural mı var? Kim koymuş bu kuralı? Buna bir başkaldırı. Bu nihilist bir çıkıştır işte. Bu nihilist bir başkaldırıdır. Sonunda nereye varırsınız? Anda geçmişi geleceğe yaşıyor bazen karakterler ve tekrar ana dönüyor. Orada varoluş bir sancısı çekiyorlar. Varoluşçular da an önemli çünkü bulunduğunuz an da önemli. Sorgulayışlar da çok önemlidir. Bir de geçmişten itibaren artık gelmiş bir şeyler. Dünyadaki o düzeni güzelliği bulamamak. Çünkü havasız susuz ölü bir dünyadasınız. Çoraklaşmış bir dünyadasınız. T.S. Eliot'un Çorak Ülkesi gibi dünya. 1922'de Çorak Ülke'yi yazdı T.S. Eliot. Ama hala çağımızda çorak bir ülkedeyiz. Samuel Beckett yine Godot'da. Godot'u bekliyor karakterler, bir kurtarıcı bekliyor. İşte burada da karakterler hep bir kurtarıcıyı beklerken, kurtarıcı hep Atatürk de der ya, kurtarıcıyı siz kendi içinizde arayın. Artık Atatürk öldü, o zaman her biriniz bir Atatürk olacaksınız. Öyleyse kurtarıcı diyorsunuz, dışarıdan bir kurtarıcı gelmeyecek. Godot gelmeyecek hiçbir zaman. Kim zaten Godot, onu da bilmiyoruz. Tanrı mı, kurtarıcı mı, İsa mı? Otobüs şoförü mü? Kim bu Godot? Baktığımız zaman işte bu tarz söylemlerle şey der hatta Beckett, bütün insanlar deli doğardır. Bazıları hiç iyileşmez. Nelerdi de aynen ona benzer şu sözü söyler rahmetli. Der ki bütün insanlar yaralıdır. Evet. Bütün insanlar yaralıdır. Ta Adem ve Havva'dan beri işte. Gelen bir gelenekle diyelim. O zamandan beri çağın değişmez. Kendilerince kurallar koymuşlar, sistemler koymuşlar. Hangi kimin kuralları, kimin sistemleri bunlar? İşte bir şey de bile, bir romanın bir kuralı olamaz. Ben hep diyorum, hocam nasıl bir roman yazalım, olmuş mu? Ben de diyorum ki saçmalayın saçmalayabildiğiniz kadar diyorum. Nasıl yani diyorlar. Diyorum saçmalayın. Kural olmaz. Romanın bir düzeni bir olmamalı zaten. Hayat bir düzen değil mi diyorum. Bir giriş gelişme sonucunuz var mı sizde? Yok, bir düzen olabilir mi? Olamaz. O zaman diyorum verin, başlayın ortasından ya da sonundan ya da başından. Artık öyle bir şiir, şiirin kurallarını çizemezsiniz. Şiirin bir kuralı olamaz. Herkesin kendince bir şiir anlayışı, şiir bakışı vardır zaten. Bu da geçmişten gelen geleneklerle beslenirsiniz. Onun üzerine kendi bakış açınızı, kendi dünya görüşünüzü, düşüncenizi koyarsınız zaten. Evet. Burada da tabii ki yazarların hep yapmak istedikleri şey, bence o olmuştur. O şeyi, birikintileri diyeyim, karakterler, insanın işte artık bir
ayağının çukurda olması, belki artık eşinin, kocasının da artık hiçbir şey istememesi hayattan. Bir zevk almıyor çünkü koca da ona bir mutluluk şey veremiyor. Bir yanda bakıyorsunuz ki çocuklar da kendi aleminde, herkes kendi hayatını yaşıyor. Ve kendiyle baş başa kalıyor. Kendiyle barışmak, kendiyle olmak. Başarabilirseler başarıyorlar. Başaramadıklarında zaten bir şekilde kendilerine bir çözüm yolu buluyorlar. Kimisi intihar ediyor, kimisi yeniden yaşamı buluyor, kimisi küllerinden yeniden var oluyor. İşte küllerinden yeniden var olmak tuhaf bir erkeğin içinde kalan çıkıyor. Evet, kalan. Kesinlikle öyle. Yani. Ve Nermin karakterinde örnek verebilir miyiz yine buraya? Kendi varoluşunu aramaya çalışan bir karakter, başından sonuna kadar. Tabii ki Joseph'le bile kalıyor beraber kaldığında. Joseph gitme kal dediğinde dinlemiyor. Kimsenin boyun duruğuna bakın git. Hadi, mutlu olabilseydi kalırdı zaten. Kendi yolunu çizdi. Derinlere ineceğim dedi. Derinler dediği neresi? Ben dedi tekrar halkıma ineceğim. Ama o halk onu istemedi oysa ki. Halk onu kovdu. Halk ona yüzünü çevirmesine rağmen müthiş bir inatla belki sonunda dedi ki tekrar ben halkıma ineceğim, halkıma döneceğim. Yani kendi karakterini bile eleştirdi Leyla abi. Yeri geldi, yerden yere vurdu. Ana karakterlerine bile kızdı yani. Nermin'e de kızdı oldu. Evet. Ama ne yaptı Nermin? Birey olmanın ayrıcalığını yaşamak istedi. Birey. Öncelikle birey olmak. Zaten Leyla Bey'in en güzel yanlarından birisi bireyi merkeze koyması. Kadın erkek fark etmiyor aslında. Kadın karakter ya da erkek karakter toplumdaki hem durumlarını sergilerken bireyi merkeze koyması. Hem erkek de ezilmemeli, kadın da ezilmemeli. Yani erkek için de ben hep bunu derim. Kendinizi diyorum, annelerinize, babalarınıza karşı da öğrencilerime diyorum. Sen erkek olduğunun farkına var. Kadın karakterin de diyorum bu dünyadaki yeri ve öneminin olduğunun farkına var. Ve bu dünyanın sadece size ait olmadığının farkına varırsan, bu dünyada senden başka farklı cinsler de, başka cinsler de yaşıyor. Onu da bilirseniz diyorum. Bütün canlıları da düşünerekten tabii ki bu. O zaman daha mutluluğu bulursunuz. Sadece size ait değil. Bana aitmiş gibi bu dünya. Bu dünya benim. İşte çok kardeşin geldi kalk yemek yap diyor anne. Kalk sofrasını hazırla diyor. Kardeşin okuldan geldi. Pardon, kız da okuldan geliyor. Ona kardeş, erkek kardeş hazırlıyor mu yemek sofra? Niye? Kendi hazırlasın, öğrensin. De ki oğlum kalk yemeğini hazırla kendin koy de. Sen koyamayacaksın. Kız onun hizmetçisi mi? Evet, ki burada da İşte toplumsal cinsiyet annelerin ilişkisi. yaptığı büyük hatalar bunlar. Ha Evet. isteyerek kendi olabilir. Kız kardeşime bugün ben sofrayı hazırlayayım diyebilirsin. O ayrı. Hazırlarsınız, birlikte hazırlarsınız veya şimdi ama günümüzün birçok erkeklerini ben takdir ediyorum. Çok harika erkek öğrencilerimiz var. Kendiler güzel evde yemekler de yapıyorlar. Yeri geliyor evin işlerini de yaptıklarını söylüyorlar. Ortaklaşa evli olanlar, eşleriyle birlikte yapanlar var. Kendi ailemde de ben abimler eşleriyle birlikte yaparlar. Hep. İş yerinden geç geldiyse abim yapar yemeği. Hangisi erken geliyorsa. Önce gelen yapıyor evin işini. Yani bu hayat ortak çünkü. Evet. Birisinin alnına yazılmadı. Bunun farkına varsalar işte bilinç dediğimiz şey bu. O hayat ortaktır, müşterek. Bunu bir bilseler hayat çok daha güzel olacak. Ve bu bilinçlenme hocam sadece kadınlarda olması gereken bir durum değil. Erkeklerde de, Tabii ki. kadınlarda da feminist bilinçlenmenin öncelikle yaşanması gerekiyor o halde. Değil mi? Tabii ki. Erkekler çok daha çabuk kavrar bunu aslında. Hata annelerin demin de dedim ya ben hatayı erkeklerde bulmuyorum. Hatanın en büyük yanı kadınlarda, annelerde. Anneler çocuklarını çünkü küçüklükten öyle yetiştirmese erkek çocuklar çok daha farklı yetişir. Çok daha güzel olacak. Evet. Karşı cinse olan tavırlar da farklı olacak çünkü. Peki hocam, kadınlardan bahsetmişken Leyla Erbil'in de kadınlarından bahsettik, annelerden, kız çocuklarından. Peki Leyla Erbil'in kadınları, kendi tabiriyle tuhaf kadınlığına baktığımızda bu karakterler idealize edilmiş karakterler mi yoksa sıradanlıklarıyla var olan karakterler mi romanın içerisinde? Leyla Bey kesinlikle idealize etmiyor, onu söyleyebilirim. O romantik değildir Leyla Bey. Yani romantikler genelde bireyleri, karakterleri idealize ederler. Mükemmel bir karakter çıkartırlar ortaya. Leyla Bey öyle bir şey yok. Aksine Leyla Bey eksi ve artıları iyi ve kötü yanlarıyla karakterlerini her yönüyle, gerçekliğiyle veriyor bize. Gerçeklik dediğimiz şey, hayatta gördüğümüz gerçeklikler vardır. Karakterleri öyledir, bizim gibidir. Elle görülen, gözle tutulan gerçekler. Ama geçmişte idealize edilen karakterler kahraman olurlardı. İyi olurlardı. Ya iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılırdı. Yüksek yerlere gelirlerdi, para kazanırlar, bol bol
İşte en basitinden Felatun Beyler Rakım Efendi, Ahmet Mithat Efendi'nin. Felatun'u yüceltip, yerin dibine batırıp onu kötü gösterir okuyucuya. Rakım'ı da yüceltir. Rakım para kazanan, parasına para katan, çalışan, Canan adlı köleyi de evine hapsetmiş oysa ki ondan haber yok. Okur tabii bilinçli olsa onun farkına varacak. Ondan da evlenecek. İçeride ona eğitecek. Kendine besliyor, saklıyor onu. Ferhat'ın ne kötülüğü var? Pardon, ne yapmış? Baba parası yiyormuş. Yesin size ne? Onu bileceği iş. Ferhat'ın baba parası yiyor diye kötü mü? Ya da işte Ferhat'ın orada burada birileriyle düşüp kalkıyormuş. O da gidiyor İngilizce ders verdiği, çevirmenlik yaptığı İhlasların kızlarıyla oynaşıyor. Ona niye bir şey demiyorsunuz peki Rakım'a? Yani o zaman... Ama Rakım para kazanıyor. Efendi bir adam. Nedir iyi? Yazar telkin ediyor bakın orada. Yazar bize okur diyor, kariler dinleyin beni diyor, bir de nutuk çekiyor. İşte Rakım iyidir, Felatun kötüdür. Bakın Felatun gibi olmayın. Evet. Leyla bunu yapmıyor. Leyla bir kadınlarla benim bu kadınım iyidir. Bu, tuhaf bir kadın daha işte Nermin gibi olun veya Neslihan gibi olun yahut işte Nigar gibi olun. Böyle bir şey demiyor zaten. Sacide mesela hiçbirini zaten şey yapmıyor, idealleştirmiyor. Jale ideal bir kadın değil. Nisan'ı öyle aynı şekilde. Hayattaki her türlü haksızlıklar olsun, adaletsizlikler, hukuksuzluklar olsun, yaşanmışlıklar, yaşanamamışlıklar, birçok şeye zaten maruz kalmış insanlar bunlar. Hayatın, günlük hayatında yaşanan insanlar olduğu için idealize etme gibi bir durum yok. Normal, sıradan insanlar, sadece bilinçli ya da bilinçsizlik bağlamında bunların ileri seviyede görebiliriz. Kendilerini yetiştirmiş, bilinçli, bir şeylerin farkına varan, kendinin ve dünyanın, evrenin, çevrenin, ailenin, erkeğin, kadının farkına varmış bireyler olarak karşımıza çıkmaları. Çünkü bir öyle ki bilinçli yapar ki, demin demiştim bilinçli eğilimde, bilinçli olaraktan kendini odaya kapatması, bir tek göz oda, bir yanda ıtır ve fesleğen dikmesi, anne ve babam der, her gün onları suluyorum der. Çok güzel bir şeydir aslında. Anne ve babayı, yani onları da ben ne yapıyorum içimde hala, ölmüş gitmişler. Onların öğretilerini kendimde, üzerimde hala kıramıyorum, atamıyorum. Onların öğretileriyle yaşıyorum yani. Ve onları besliyor, içinde büyütüyor daha. Anne ve baba gitmiş oysa ki. Buna rağmen gittiler özgürüm diyemiyor kadın. Niye? Öyle baskılarla büyütülmüşler ki, öyle yer etmiş ki içinde, kendi eliyle baba, annem diyor zaten diyor, babamdan daha diyor başka diyor, benim de boğazıma çöküyor, sıkacak beni neredeyse diyor. Annenin gücü çok daha üstünde baskın. Babam diyor şey yapmasa diyor, engel olmasa diyor, annem beni boğacak yani resmen. Babalar çünkü uzakta, dediğim gibi genelde dışarıdalar, çalışıyor. Biliyor ki çocuklar emin ellerde. Anne onu istediği gibi, kendinin dediği gibi yetiştirecek zaten. Anneye güveni sonsuz babanın. Onun ihtiyaçlarını sadece parasal maddi ihtiyaçlarını gideriyorlar. Uzaklardalar. İstedikleri zaman da gelip görüyorlar zaten. Anne de evde oturup çocuğuna bakıyor. Deniz kenarına gidiyor, oturuyor vapurda. Kızıyla örgü örüyor, şişliyor. Hatta kızına bir kazak üşütüyor, yarım kalıyor. O çok güzel bir imgedir. Bir kolunu bitiremiyor anne. Evet. İşte o gelenek ve görenekleri dokuyordu kızının üstüne. Yapamadı, yarım bıraktı, yarım kaldı işte. O yarımı da artık kız kendini yetiştirecek bu kalan kısımda. Anladım. Bütün öğretiler üzerine ne yapacaktı kızım? Koyacaktı. Kızın başına örgü örüyor, çörap örüyor ya. Yine böyle bir imge var. Çok fazlası var kitaplarda. O kadar çok şey var ki her şeyi burada hani söylemek mümkün değil. Kitapta bunlardan bahsediyorum ben. Hemen hemen hepsinde, Kralının Gününde olsun, Eski Sevgili. Eski Sevgili'de de çok güzel mesela imgeler vardır. Hatta kitap kapağı hemen ilgimi çekti. Belki onun üzerine durmadık ama. Bakın kadın diyeceksiniz ki ya Leyla Erbil peki feminizm diyor ama neden kapakta bir çıplak bir kadın diye sorabilirsiniz. Bir Leyla Erbil'e böyle bir kapak, bir Leyla Erbil neden koymuş olabilir, koyar mıydı ki? Amacı yani yayın evi mi koymuştur, Leyla Erbil mi böyle olsun istemişti? Baktığımız zaman aslında toplumun, basının kadını nasıl gördüğünü burada da söylemek istiyorum. Orada bir ayna imgesi mi var acaba hocam? Ayna imgesi. Hem ayna var, aynada kendini... görmesi, ayna imgesi. Bu zaten şeyde de var biliyorsunuz, o ayna imgesinde aynaya bakar cücede Zelime, kendini görür aynada. Bütün geçmişi de görür, yaşadıklarını ve yaşayamadıklarını. Evet ama o aynada kendini göremeyen bir karakter betimlenmiş aslında. Aynada çok farklı bir şeyler görüyorsunuz. Evet.
Çünkü bilim öyle karmaşıktır ki kendinizi tanımlamaya çalışmak, kimlik arayışı. Çünkü onlar en çok onlar üzerinde durduğu için neylerdir herhalde buldu onu vermeye çalıştı. Kimlik arayışı, kendine var etme mücadelesi belki savaşım olabilir. Bilinçli bir birey, bilinçli, çünkü eserdeki Nigar'a baktığınız zaman Nigar demin söylemiş olduğum o toplumun kurallarını falan hep çiğneyen, elinin tersiyle iten, annenin sürekli tavırlarına karşı baş kaldıran bir karakterdir. Burada da yine belki o arayış büyük bir ihtimal. Aynada bir arayış var. Bana öyle geliyor. Evet. Müthiş bir arayış var. O arayışla bireyin kendini çözme arayışı. İnsanlar zaten kendinizi her şeyden arındırıp çıplak bir akşam yemeği gibi düşünün. Arındırırsanız bir şeylerin farkını öyle daha iyi varabiliyorlar. Hemen güzel bir örnek aklıma o şu geldi çıplak deyince. Guts'ın adlı öyküsü vardır Leyla Erbil'in. Clinton Guts'ın. Clinton Guts'ın da ben tek kişidir diye düşünüyorum ama iki kişi olarak da orada anlatıyor yazar. İki tane karakter akıl hastanesindeler, konuşuyorlar. Çıplaklar, birbirlerine büzüşmüşler, sokulmuşlar, sohbet ediyorlar. Ama tek karakter bence diyorum ben. Yanındaki çift benliği onun. İkinci bir benlik. Kendi kendine konuşuyor aslında. Kendi kendine konuşuyor gibi bir izlenim var. Onun gibi orada bir arayış, kimlik arayışı ve Gatson diye birisi hakkında konuşuyorlar. Clinton'a ve Bush'a göndermeler çok fazla var o eserde. Bush çalılıklar adı orada İngilizce ve Türkçe çalılıkları şey yaparak imgeler olaraktan koyar. İşte bir arayışın en çok mesela orada çok ilgimi çekmişti o arayış. Bir deri üzerinden bunları vermesi. Deri karakterleri kullanır Leyla abi. Evet. Şeyde de Kralın Dili'nde de o anne üzerinden çok bunu yapıyor Ki zaten. feminist edebiyatın en çok başvurduğu noktalardan biridir, değil mi? Delilik. Deli Kesinlikle, karakterler üzerinden kesinlikle. anlatım yapılır. Çünkü neden de diye sorarsanız ben şunu söyleyebilirim. Normal birey anlatamaz birçok şeyi. İfade edemez ama deliler söyler. Aklından geçen her Onun şeyi için öyle söyler. yapar. Anne onun için der ki kasası var hala şu kadar der anne anlatırken. Evet. Şeydeki deliler tımarı, o akıl hastanesindekilerini anlatırken Bakırköy'dekileri söylenmedik sözleri kullanır. Cinselliklerinden kadınlıkla çırılçıplaktırlar zaten. Birbirlerinin cinsel organlarından da bahsederler. Normal hayatta insanlar bunları konuşmuyor, kaçıyor çünkü. Konuşamadıklarını deliler anlatıyor. Onlar üzerinden mesajı veriyor yazar. Evet, feminizm buna çok yapıyor. Feminist eserlerde bu üzerinde duruluyor. Peki hocam, Leyla Erbil'in eserlerinden konuşmaya başlamışken, Leyla Erbil'in tuhaf bir kadından, tuhaf bir erkeğe olan yolculuğunu nasıl değerlendirirsiniz? Valla çok çetrefilli bir yolculuk bence. Dikenler, ben de o çetrefilli yolculuktan çok geçtim. Ayaklarına çok diken batmıştır. Uzun bir süreç. Hatta ben ilk tuhaf bir kadın okuduğumda acaba tuhaf bir erkek ne zaman çıkacak diye de hep düşünmüştüm. Tuhaf bir kadının öykülerden sonra zaten 1971-72 yıllarının zaten eseri 1971 olması lazım basın yılları. Bir bakayım yine de yanılmayayım, hata etmeyeyim. Evet, 1971 ilk basımı. Habore Yayın Evi'nden çıkmış. 1971'de başlayan bir yolculuk diyeyim romanlar. 1960'larda da 58'lerde ilk 56'da Uresiz öyküsü var zaten. Öyküler öyle başlıyor. 60'lı yıllar 70'lerde öyküleri basılıyor. Ama romanlarına baktığımızda ilk roman Tuhaf Bir Kadın. Tabii ki yadırganan bir kadın. Tuhaf. Toplumda hani söylenmeyenler varmış. Tabular var demiştik. Cinselliklerin, bekaretin falan konuşulmadığı. Konuşulmaktan çekinildiği, kaçınıldığı. Hatta işte Atatürk bize bu şeyi verdi. Cumhuriyeti kurdu, bizlere bu olanağı Atatürk sağladı. Soft'ta herif deyip gittikleri bir pub'da kafede çıkışır Nermin arkadaşıyla gittiklerinde orada bu kadınlar niye geldi diye erkeklerin hoşuna gitmez. Size mi ait burası diyor. Yani siz mi geleceksiniz diye bir kural mı var? Niye biz gelemiyoruz? Biz Atatürk açtı bu kapıları deyip bir tepki gösterir karakter. Bunlar konuşulmuyordu. Bu tarz söylemler yoktu. Erkek yanında götürürse götürecekti, götürmezse götürmez. Erkeğin arkasından iki adım geride giderdi kadınlar. Ve yanlarında süs bebeği gibi dolaşırlar. İşte onlara bütün o söylenmeyenleri bu kitapta ilk başta başlar. Tuhaf bir kadınla bunu verir o yolculuk. Arkasından tabii ki hemen
Bu karanlığın gününün çıkması, cücenin çıkması, mektup aşklarının, sonra üç başlı ejderhanın çıkması, tuhaf bir erkek ve kalanın ve tuhaf bir erkeğin çıkması diyeyim. Leyla Erbil'le ben son tezim aşamasında biterken demiştim ki yazmakta olduğunuz bir eser var mı şu an, hangi eser yazıyorsunuz dediğimde demişti ki bir surlar içinde bir evi anlatacağım. Surlar içinde bir ev, frandola şeyi olan, tutkusu olan bir kadın var. Onu anlatmayı düşünüyorum Kalan mı demişti. bu hocam? Nasıl? Kalan romanından bahsediyordu siz değil mi? Kalan'da. Evet, Kalan. Adını da frandola herhalde koyarım falan dedi. O zaman ismi belli değildi. Koyarım demişti. Öyle bir bahsetmişti. Ben onu hatta kitabımda da tezimde de belirtmiştim. Son üzerine yazmakta olduğu çalışma bu diye de belirtmiştim. Sonra Kalan çıktı. Kalan'ı koydu. Çıktığında ben dedim ki okudum o da değerlendirmemi telefonla konuştuk, evet telefonla konuşmuştuk, hatta şeyle de maille de yine konuşmuştuk. O sırada sordum, dedim ki ya dedim Leyla Hanım güzel yap de dedim, ben tuhaf bir erkeği bekliyorum dedim, tuhaf bir erkek ne zaman çıkacak? Güldü, bilmem dedi, hiç düşünmedim. Dedim düşünmüşsünüzdür bence. Çünkü kalanda da bahsediyorsunuz tuhaf bir erkekten dedim. Evet. Tuhaf bir erkek çıkmalı artık. Bilmiyorum dedi, güldü. Dedim ben onu merakla bekliyorum. Tuhaf bir erkek dedim, mutlaka olmalı. Tamamlanmalı dedim. Son noktayı tuhaf bir erkek koymalı. Hatta ben şeye gidiyordum. Onun ölmeden 1 2 hafta önceydi. Vefat etmesinden 1 2 hafta önceydi. Atina'da bir konferansım vardı. Atina'ya gidecektim. Telefonla da aradım kendisini. Nasılsınız diye. O sıralarda biraz rahatsızlıkları vardı. Bir nasıl olmuş diye hem arayayım dedim. İstanbul'a da uğramışken belki bir vakit olursa, uçak arasında mola çok olursa, o arada belki görme şansım olur diye. Çok sevindi, dedi ki iyiyim şu an dedi. Ama dedi geldiğinde mutlaka görüşelim. Ben mutlaka uğra, özledim dedi. Ben de uğramaya çalışırım dedim. Eğer o ara boş olursa, Atina uçağının kalkma durumu geç olursa eğer uğrarım. Uğrayamazsam dönüşte uğrarım dedim. Mutlaka gel dedi. Maalesef uğrayamadım. Atina'ya gittim. Orada bir hafta boyunca ben Türkiye'den habersizdim. Pek bir şeylere bakmadım. Hiçbir şeyden haberim yok. Konferans bitti. Bir 5-10 gün falan sürdü. Bitti. Geldim. Geldim. Ertesi günde öğrencim aradı. Hocam Leyla Erbil vefat etmiş, bildiğiniz var mı dedi. Ama ben şoka uğradım. Dönüşte İstanbul'a uğradım. Uçağım geç kalksaydı, keşke dedim ertelesi gidip uçağa gidip görseydim kendisini dediğim oldu. O sırada zaten komadaymış, göremezdim de. O anda nasıl olmuşsa ben gittim, kendisi komaya girmiş. O sürede hastanede yatmış, kötü günler geçmiş. Tabii ki hemen Tadoş Hanım'ı aradım. Cenazenin ne zaman kalkacağını falan öğrendim. Tarihi öğrenince onlarla görüşüp bilgi alıp İstanbul'a geldim. Cenazesine katıldık rahmetlinin. Teşvikiye Camii'nde kılınmıştı namazı. Orada da mezarlığa geçtik, defnettik. Çok üzünlü, çok kötü olduk hepimiz de. Böyle bir yolculuk oldu. Tuhaf bir erkek öyle çıktı diyeyim. Sonra tabii ki o vefat etmeden önce tuhaf bir erkek çıktı. Çıktığında çok sevindim ben. Hemen mesaj atmıştık, konuşmuştum. Ama üzerine yazamadım. O anda tabii ki daha vakit olmamıştı. Üzerine bir şey diyememiştik. Kendisi vefat ettikten sonra da yazıp tekrar ekledim kitaba onları. Böyle bir süreç bize bıraktı. Bıraktıklarım içinde tabii ki hep bize kadınıyla erkeğiyle diyeyim bir bireyin nasıl var olacağını, nasıl var olması gerektiğini bize aslında öğretti o süreçte. Tuhaf bir kadın ve tuhaf bir erkek. Tuhaf bir erkek dediği erkek de aslında yerine kadın da koyabilirsiniz ya da kadın yerine erkeği koyabilirsiniz. Hiçbir şey değişmez. İnsan olmak, insanın ayrımına varmak belki. Nasıl bir işte toplumda kadının yerine, erkeğin yerine o süreçlerden nasıl geçtiler bu insanlar? Hep yetiştirilme tarzları tabii ki. Bünyamin alışık değil böyle şeylere tuhaf bir erkekte. Çünkü anne baba onu öyle yetiştirmemişler. Öyle bir ortamın içine düştü ki bilinçli bir kadının yanında evlenince tabii ki bütün dünyası, bütün beklentileri suya düşmüş oldu Bünyamin'in. Bünyamin istiyordu ki elinin altında bir oyuncak olsun. Elinin altında sadece cinsel bir obje olarak kullanayım, değerlendireyim. Dışarıda istediğim zaman aldatabileyim, istediklerimle yaşayayım ve eve geleyim.
Ama durumun öyle olmadığını görünce tabii ki tuhaflığı o da yaşadı. O garipselliği o da yaşadı. Çok değişik hareketlerle, tuhaf hareketleriyle de şeyin karşısına çıkıyordu karakterin. Evet. Bir baktığımız zaman tabii ki o çelişkileri diyeyim, o sorgulayışları, o dünyaya, evrene bakışları diyeyim, o varoluş sürecinden geçmeleri. Tabii ki dolu insanlar bunlar. Okuyan insanlar genelde Sartre okumuşlar, Camus okumuş, Beckett okumuş insanlar. Leyla Erbil Beckett'e etkisi çok fazla vardır mesela. Beckett da çok sever. O Beckett'ın demin demiş olduğum hani sözleri de çok etkilidir Leyla Erbil için. Bütün insanların deli doğması ve bazılarının iyileşemediği. Burada da bütün insanlar yaralı doğar demesi, yaralı olması insanların. Baktığımızda çok benzer şeyler. Yine havasız ölü bir dünyayı, çorak ülkeleri anlatmaları. Bireyin hem çoraklığı hem dünyanın çoraklığını aynı şekilde ayna tutmaları. Aynada zaten karanlık bulutu göreceksiniz. Demin de baktığı gibi ne göreceksiniz ki karanlık? Aynada siz kendinizi göremezsiniz ki. Dünyanın, evrenin zaten o evren suslu pusludur zaten. Gridir genelde. Bütün eserlerde, çağımızın eserleri gridir. Karamsarlık bu hakimdir zaten. Çok hep kül rengidir. Virgin Woolf'lardan itibaren bu gelenek öyle, batıda da hep bir kül renginin altında kalmışlardır. Tanpınar'ın huzurunda da öyledir. Pompei'dir İstanbul der. Küller altında kalmış Pompei. Bu çok güzel bir söyleyiştir Tanpınar'da. Evet. İşte onlar o üstadlarla birlikte zaten yorulan gelen bir gelenek. Leyla Erbil'lerin zamanında işte Oğuz Atay da o devirde tam çıkması. Aynı zamanda dönemde tutunamayanların çıkmış olması. Bunlar çok güzel katkılar, eserler. Ve devamında tabii ki okundukça diyeyim tadına, zevkine öyle varıyorsunuz. Türk edebiyatında daha yerini biz yeni yeni Leyla Erbil'in algılıyoruz. Bırakın dünya edebiyatını. Dünya edebiyatında aslında bulunmaz yazarlardan diyeyim birisidir. Nobel ödülü alacak bir yazardır diyeyim. Ama biz bunu daha kendimiz tanımamışız ki, tanıtamamışız ki. Yeni yeni daha biz 2000'lerden sonra Leyla Erbil'in farkına varıp üzerinde çalışmalar yapmışız. Üzerinde değerlendirmeler yapılmaya başlandı, yazılar yazıldı, sempozyumlar, konferanslar yapıldı. Vapurda Vapur Söyleşisi'ne gittiğimizde daha orada artık insanlar dedim çok iyi ya, artık algılayabilmişler. Vapurda bayağı bir kalabalıktık. Gerek konuşmacı arkadaş şeylerimiz gelmişti, gazeteci arkadaşlardan da Necmi Alpay oradaydı, Sema Kaygusuz gelmişti işte. Bakıyorsunuz bir sürü şair arkadaşlar, dostlar orada. Bir yanda bakıyorsunuz kadın derneklerinin, kadınlar kütüphanesi düzenlemişti ve kadınlar kütüphanesinin gelip orada bulunması, bunlar çok güzeldi. Sahip çıkmak bir yazara ve onun üzerinden de bunları bilinçlen eserlerini okutmak, değerlendirmek, bunlara birer değer biçmek. O okumadığı sürece bunlar raflarda ne olacak ki? Bakın o kadar eskimiştir ki kenarları falan. Öğrenciler de hocam kendinize yenilerini alsanıza diyor. Ben diyorum ben bunları böyle seviyorum. Bakın ben bunları böyle seviyorum. Bunlar böyle olmalı. Evet okunmaktan ne kadar yıpratmışım. Yırtılmış parçalara da ayrıldılar. Bir öğrencim hallaçı almış bana, bayağı hallaç yıprandı diye geçen pandemi öncesiydi. Dedim niye aldım, bende hallaç var. Hocam sizinki o kadar yıpranmıştı ki diye, ama ben onu öyle seviyorum dedim. Ki hocam uzun yıllar üzerine çalışmışsınız eserlerin, ki bu kadar yıpranması çok normal aslında, değil mi? Özümsemek lazım, içselleştirmek. İşte Leyla Erbil'den kalanlar olması lazım. Hani o Kesinlikle. tuhaf bir kadından bize bıraktıkları bunlar olması lazım. Peki. Bunları böyle biz raflara süs olarak koymayacağız. Yıpranacak, kullanacağız, değerlendireceğiz ve öğrencilerimize, bizler öğrencilerimize, işte kadın dernekleri, kadın kulüpleri diyeyim, feminist dernekler, onlar da okuyup anlatacak. Yeri gelecek söyleşilerde, toplantılarda dile getirecekler ki insanlar bilinçlensin. En başta da büyük anneleri bilinçlendirmek. Erkekler zaten dediğim gibi annelerin zaten güdümündedir çoğu. Anne ne derse onu yapar oğullar. Annelerin çok büyük bir etkisi vardır. Demek ki anneden kaynaklı hep. O oğulları güzel yetiştirse o anneler, o oğullar çok daha farklı olacak. Dünyayı çiçek yapacak. Peki hocam eserler üzerine konuşurken tuhaf bir kadından tuhaf bir erkeğe olan yolculuğunu değerlendirdiğinizde bu yolculuğu hem metinleri hem de bir kadın yazar olarak kendi konumlanmaları bakımından nasıl değerlendirebiliriz? Yazar bakımından mı dediniz yoksa Evet, şey yazar bakımından. eserlerin her birinin kendi açısından mı? Yani şöyle hem metinlerde hani bu yolculuğa bakacak olursak hem de yazarın kendi konumlanmalarını, eser içerisindeki kendi konumlanmalarına bakacak olursak neler söyleyebilirsiniz?
Leyla Erbil zaten kendini bence çok da bağımsız tutmadı eserlerinden. Mutlaka kendi hayatından, yaşadıklarından zaten Kayalan'ın gündemi çok belli. Kendi biyografik yönleri de var zaten. Hatta şeyde bile var, Fuatlı Kadın'da bile var. Kendinin takıldığı, gezdiği yerler de var. Lamboya falan uğraması. Yani bu Leyla Erbil'in kendini de, hatta ben Teşvik'e gittiğimde alıp beni götürdü. Eserde takıldığı yerlerden birine gitmiştik. Orada oturup bir kahve içmiştik. Hatta Mina Hanım da vardı o zaman, yeğeni. O da oradaydı. Beraber çıkmıştık. Kendi zaten hayatında gözlemlerini, gördüklerini eserlerine yansıtıyor. Karakterler değiştirerek, yani farklı bakış açıları, algılayışlarıyla. Kendi annesiyle olan ilişkileri. Ha, annesi onu özgür bırakmış. Evet, Leyla bir öyle bir şey yaşamıyor ama çevresinde birçok insanlar da bunu görüyor. Okul hayatında, geçmişinde görüyor. Mesela üniversiteyi okurken İngiliz Dil Edebiyat bölümünde memnun kalmıyor. Çok ilginçtir ki hak veriyorum kendisine de. Ben de edebiyat okumaya gittim. Edebiyat okumak istiyorum ama der edebiyat görmüyorum. Edebiyat dışında her şey var. Kitap okumak, kitap incelemek, eleştiri yapmak, çözümlemek, böyle bir şeyler yapılmadı. Bize oturup özet anlatıyor. Bize oturup işte tarih anlatıyor, bir şey anlatıyorlar. Ben bunlar için gelmedim ki demeye başlar Leyla. Benim istediğim ne? Benim aradığım şey farklı. Ben inceleme yapmak istiyorum. Eleştiri yapmak, çözümlemek, kitapları incelemek. O zaman benim burada ne işim var diyerekten okulu bırakıp ayrılır. O zaman ne yapacak? Bilgisini, birikimlerini toplayacak. Bütün o yaptığı birikimlerle, ki eşim de çok desteği olmuştur kendisine zaten çalışmalarında. Mehmet Erbil gerçekten çok harika bir insan. O da kendisiyle de tanışmıştık. Leyla Erbil'in yanında bir, tabii ki sizi savunacak, destekleyecek eşinizin bir olması, her erkeklerin dediğimiz gibi eserlerdeki erkekler gibi beklemeyelim. Tabii ki çok güzel hayatı ortaklaşa yaşayan insanlar da var. Ama demin dediğimiz şeyi de dünyanın her yerinde görebiliyoruz zaten. O nedenle kendi deneyimlerini mutlaka eserlerine katmış, kullanmış, hem artılarıyla hem eksileriyle diyeyim. Her eserinde farklı bir bakış açısı, farklı bir yön da bulmaya çalışmış. Kiminde kadının kendini, benliğini, kimliğini sorgulaması, kiminde işte mesela Ölü öyküsünde ölen kocanın üzerinden kadının nasıl hayatta kalacağını, şimdi ne yapacağım ben diye düşünen bir kadın. Hani kadınları çünkü hep ne yapmışsınız? Okula göndermemişsiniz, eğitimi yok, çalışmıyor, parası da yok, malı mülkü de yok. Kadın nasıl geçinecek? Herhangi bir ekonomik özgürlüğü de yok. Kocası eğer emekli ise emekli maaşı gelecek. O yoksa ne yapacak? Ya 3-5 kuruşluk maaşı verilecekse alacak. Ya evlenmek zorunda kalacak birisiyle. Ya da gidecek hizmetçilik yapacak, bir yerde çalışacak. Kim alır onu 50-60 yaşından sonra? Kim nereye gidecek? Sekreterlik mi yapacak 50-60 yaşında? Düşünülmüyor. Kadınların düştüğü durum. Ne yapar Ölü Öyküsü'nde? Koca ölünce der ki, erkeklik organım öldü der. Kadın onu öyle görmüş. Kadın için o sadece evde öyle gözükmüş. O birbirlerini cinsel objeler olarak görmüşler. Düşün. Baktığımız zaman der, yatağımız kokuşmuş bir yatak da aslında diyecektir. Koca yatar, kadın başlar sorgulamaya, ceset önündedir. Herkes gelmiştir orada ağlamaya. Bu geçmişe döner, 30 yıllık der ben ne yaptım? 30 yılımı ben bu erkekle mi harcadım demeye başlayacak. Şimdi ben ne olacağım peki de, ne olacak? Varsa maaşı bunu bağlanacaksa 3-5 kuruş onunla geçinebilecek miyim? Ne yapacağım ben? Ne edeceğim diye onun derdine düşecek kadın. Bakın düşünün. Koca ölüyor. 30 yıl onun hayatını harcıyor. 20 yaşında evlendiyse 30 yıl etti 50 yıl. 50 yaşından sonra bu kadın ne yapacak? Zaten dul olduğun zaman da dul damgası vuruluyor. Kadın hoş karşılanmıyor, gözetleniyor. Kim girdi, kim çıktı onun hesabını yapıyor toplum. Hangi erkekler oradan çıktı, hangisi girdi, dayısı geldiyse, kardeşi geldiyse bilmiyor, tanımıyor, oradan bir erkek çıktı. İşte her eserinde bakın farklı farklı imgelerle bu kez yazar bunları bize verebiliyor, içini dolduruyor. Gerek kendi dünya görüşü algılayışlarıyla, yaşadıklarıyla ki 60'lı 70'li yıllarda çünkü feminist bir dalga geliyor Türkiye'de, ikinci dalga feminist hareketler. 60'lı 70'li yıllarda bizde etkili olunca tam eserler de o döneme denk geliyor zaten rastlıyor. Onun üzerine zaten söylenmeyenler, o söylenemeyenler, çekinen her şey gündeme de gelmiş oluyor. Yadırganıyor da işte onun için tuhaf bir kadın olaraktan da görülüyor. Yadırganıyor. Hem yazar hem eserleri yadırganıyor. Bunları söylediği için Dokuzköy'den insanlar kovulabiliyor.
hoş karşılanmıyor. Bir de anlaşılmadığında, yazdıkları anlaşılmadığı zaman da daha farklı, aykırı bir dil çünkü. Daha farklı konuma geliyorsunuz. O nedenle eleştiri, edebiyat kuramı ve eleştiri dersi çok önemli bir ders. Ben hep öğrencilerime de diyorum. Öyle bir ders liselerde verilmeli en başta. Ortaokul ve liselerde verilmeli ki öğrenciler eserleri çözmeyi, metinleri çözüp anlamaya bilsin ki okumanın zevkine ve tadına da hazzına da varsın. Evet hocam. Ya şimdi soruyu cevaplarken şuna değindiniz. Leyla Erbil'in kendisini birçok yerde görebiliyoruz eserlerde diye. Hani kendi hayatını eserlerde taşıyor. Hani bunu bize karakterler üzerinden gösteriyor şeklinde. Hocam siz bunu söylerken aklıma Sevda karakteri geldi. Sevda karakterinde de Leyla Erbil'in kendisini görebilir miyiz? Bir söylem vardı. Sevda'nın tuhaf bir erkekteki söylemlerinde görebiliriz belki. Tuhaf bir erkekten söylemlerine bir bakabiliriz. Tüm bildiklerinizi unutun şeklinde bir cümlesi vardı. Bana inanın şeklinde devam ediyordu bu cümle. Tam hatırlayamıyorum ama sanki Bazen böyle bir hitap tarzı sözleri vardı. O evet. hitap tarzı sözleri içerisinde belki söyleyebiliriz. Bunu da bayağı bir çizmişim kenarlarını. Yazılan üstünde bile var. Hatta gorgolardan bahsettiği bir kısım var. Orada çok güzeldir aslında. Orada Leyla Erbil'in sesini de duyarsınız. Leyla Erbil çünkü şeye gittiği için Gezi Parkı'ndaki o şeylere de atıflar var. Daha olmadan önce aslında bu yazılmıştır. Evet. Hatta şey denmiştir. Müneccim miydi Leyla Erbil diye söylemler bile olmuştu. 1 Mart yürüyüşlerine katılan bir yazardı. 1 Mart'taki işçi bayramlarında, yürüyüşlerinde falan çıktığı için o zamanlar Tomaydı, Pomas'ı, gazı bombası oluyordu. Onlara denk gelmişti. Kendi yaşamından bakın izleri çok güzel. Burada aslında o siyasi söylemler falan burada var. Diyor ki yani 92 mi? 92'deyim şimdi. İşte 3 gorgo. Gorgo. Hortumunu da yendim böylece. Üçünü de döktüm denize. Yunanlılar gibi. Benimkiler Vikingler gibi. Baba kız kutsal ruh haliyle. Hehehehe. Zaten ironik yan söyleme, hicivi eleştirisi, parodi tarzları da çok güzeldir Evet. Leyla Erbil'in. Dışarıdan hücuma hazırlanan yeni bir eşek arısı hortumunu ise Aylos'un ters rüzgarıyla dolu bilinmez bir ruhumun açılması. Bu da mitolojik o imgeyle giriyor karşımıza. Büyük diye çekti, doldurdu içine. Orada lokanta dediğimiz yer, ölü eşek arısı kırpıntılarıyla kaplandı böylece. Sudan çıktığımda yüze peyzaj koydu. Baktım ki Hurşit hiç kıpırdamamış yerinden. Hurşit, bu oradaki hani biliyorsunuz Bünyamin falan bunların Evet. hepsini birbirine karıştıraraktan Hepsi söylüyorum. aynı karakter. Aynı karakter hiç kıpırdamamış yerinden. Ben hayatımda tuhaf bir erkek görmemişim. İroni yapıyor. Aslında gördü, çok gördü. Tuhaf Evet. bir kadından itibaren görmüşlerdi bunu. Karakterlerin evrimleşmesi aslında. Eşim oturup seyretmekte benim dedim. Eşim uzattı elini. Gölün kıyısından yukarıya o çekti beni. Yardımsız kadınlar hiçbir şey yapamaz. Yılda bir elinden tutup çekecek. Bir öyküsü de şöyledir. Hem Odysseus'a atıflarda bulunur Homer'im. Hem de Ulysses'e atıflarda bulunaraktan der ki hem kördür kadın yok. Uzakları göremez. Hem de o kadar yardıma ihtiyacı vardır ki bir erkek eline omzuna dayanmadan çıkamadım yukarıya diyecektir karakter çıkamaz. Öyle ki karakterin düştüğü durum bakın. O çektiği o sıkıntıyı da o şekilde vermiş oluyor. Burada da elinden tutup kaldırdı, çıkarttı. Sanki kadın hiç kendi bir şey yapamaz. Balkonda yıllardır oturup gölü seyreden yaşlı bir adam gibi seyre daldım. Gölü kurutkene. Buradaki sözlü söylemleri ben size eşek arısı dedim ama aşım. Yaşıyorsa Allah her işine rast getirsin. Öldüyse ışıklar içinde yattı. Nasıl oluyorsa toprağın dibinde yatmak ışıklar içinde diye de söyler. Bunların eşek arısı değil, eşek arısı maskesi takmış. Operacı ölüm arıları olduğunu ve müzik sesine dayanamadıklarını söyledi. Bu yüzden burada radyo bile açmış biz dedi sırıtarak diyor. Burada tabii ki baktığımızda bu tarz imgelerle simgelerle hem kendi yaşamış olduğu oradaki siyasi karmaşaları, işçi sınıfının yapmış oldukları şeylerden atıklara girerekten de metnini daha da derinleştiriyor. Hem kadınsı söylemler, hem kadın dünyasına, hem erkeğin dünyasındaki tuhaflıklara da girerekten değil. Böyle çok yönlü bir kalemiyle bizlere girmiş oluyor. Hatta gorgoların o toma kısmı da vardı. Gorgolar saldırıyor, kaçışıyorlar. Bir geziye saklandık, girdik falan diyor bir Evet. yerde yine Evet. tuhaf bir erkekte. O tarz imgelerden eserde bayağı var. Hatta ey ölüm, ey zafer, İncil'e atıflar da çok var.
işte Zehir Senin Eserin gibi Ölümdü Tanrıydı şeyde de çok bu geçiyor. Zeki'nin mektuplarında da çok Mektup geçer. aşklarında. Mektup aşklarında. Onda da o tarz imgeleri karşımıza getirebiliyor. Peki hocam Yine yaptığınız, çok affedersiniz pardon. Tabii, dinliyorum sizi. Ben İsminiz... o mektubu bulabilseydim o kısma şöyle göz atıp size gorgolarla. Ha baştaymış sıra hemen. Tamam. O kısmı hemen söyleyeyim baştan. Şurada diyor. Hem tuhaf bir erkeğe de çok güzel atıfta bulunuyor. Bir de Freud'un o demin cücedeki fallus kavramı da var demiştik Eşik ya. kavramı. Oraya da imgeler bulması. Şöyle diyor. Bildiğiniz gibi ben de iyi yürekli, yardımsever, iffetli okulları birincilikle bitirmişim. İffetli okullar. Anneler diyor ya umhane orası. Evet. Çok güzel atıflar bakın. Ondan da öte. Perişe benzeri. Yaşlı sever, çocuk sever, oyun sever. Bir genç kız olduğunda, sıram da geldiğinde bir fallusun koynuna verilme sıram. Bakın. Sırası gelince ne yapacak? Bir erkeğin koynuna koyacaklar ya onu söylüyor. Birbirimize göz koyduğumuz, öteki mahallede oturan sevgilimin kollarına attım kendimi. Yıldırım nikah dedikleriyle ben henüz tuhaf bir erkek nedir bilmezdim. Elim canladı tuhaf bir erkeği gördü yani. Ne yaptı? Onun Evet. kollarına attım kendimi. O sıra Gorgo'da bu denli korkunç değildi. Gorgo dediği bütün dünyayı yöneten Gorgolar aslında. Gorgonlar yani. Her ülkenin bir Gorgosu vardır. Evet. Evet, zamanın çağının Gorgoları diyeyim o dönemleri. Bu denli korkunç değildi. Kendi kendine yumuşacık salınan bir lakayık ya da kedi beşeğini sallayan tatlı bir bebek yüzü. Görünümündeydi her şey. Zaten Gorgo da aramızdan çıkmış, başa geçmiş. O da içimizden birisi gelmiş başa geçmiş. Bizden biri gibiydi. Nasıl başa geçtiğini bilmesek de. Fakiri ve duayı seven sandığımız. Diyerekten devam eder. Sonra o Gorgon'un hatta yatak odalarımıza bile girmeye başladı der. Çok Evet. güzel söylemleri vardır, çağın eleştirileri. Bunlar hep yaşantımdan, hayatın bütün esintileri bunlar aslında. Evet, hep. Onlardan getirerekten de karakterler nem o çıkmazlarını da veriyor. Aile içindeki çıkmazları, anne baba ilişkileri, kız anne çatışmaları diyeyim. Yasaklar, özellikle yasaklar çok etkili. Hatta eski sevgili de bunu Nigar da söyler ya, hep Allah baba korkusuyla falan kızların yetiştirilmeleri, Allah baba ne der, Allah baba şunu der korkar, aman ha üstünü giyme, denize giderler, sen erkek çıplak girer, kadına der ki sen de aman ha aman şunu giyin, şunu gitme, bunu yapma. Biz annemle otururduk deniz kıyısında der, babayla oğul denize giriyor. Onların hakkı yok, deniz babayla oğlun hakkı. Bunlar hep yaşanmış şeyler. Hayatın parçacıkları. Hem kendi çağının, kendi dönemini alıp birlikte getirmesi, hep de onlarla birlikte de bize aralara böyle Adonisler falan diyerekten mitolojiyi de geliyor, katıyor. Adonis'in hani yakışıklı olması, Safo'nun mesela şiirlerinde Adonis geçer. Safo'nun önemli şiirlerindendir, karakterdir orada da. Lezbos Adası'nda yerleşmesi, Safo'nun da bir feminist olduğu söylenir ya. Baktığımızda bu tarz imgeleri tabii ki sen içine getirip koyuyor bulmak da kültür birikimi lazım, bilgi birikimi lazım. Okul donanımlı olursa, estetik bir şeyden seviyeden geçmişse zaten algılaması ve bunları anlaması da zor olmayacak. Yani oturacak Gorgon'un kim olduğunu herkes bilir. Yani Ben alt... burada söylememe gerek yok yani. Evet. Aynen, bilinçli bir okur alt metinleri de takip edebilir böylelikle. Şimdi hocam yaptığınız alıntıdan da hareket edecek olursak Leyla Erbil oldukça farklı şekilde kaleme aldığı eserlerini içerik ve biçim olarak Türk edebiyatına bir farklılık getiriyor. Türk edebiyatına yeni bir tarz oluşturuyor aslında. Hani bu yönünü çok iyi biliyoruz, öğrendik. Peki Leyla Erbil'in dünya edebiyatındaki yeri nedir? Ki bundan biraz önce bahsetmiştiniz. Biraz da açabilir misiniz bunu? Evet, araya başka şeyler girdi. Tam üzerinde bıraktık. Girince bölünmüştü. İyi hatırlattınız. Son kısımda da onu söyleyebilirim. Tabii ki biz daha dünya edebiyatındaki yeri aslında dediğiniz zaman eserleri yeni yeni zaten bizde keşfedildiği için yabancı dillere de çevrilmeye başlandı ufaktan ufaktan. Bir İngilizceye falan, şimdi daha Fransızcaya çevirdi öncelikle bazı eserleri. Yabancı dillere tam çevrilirse ancak dünya edebiyatında bir yerimiz olacak. Yazılan makalelerle, çalışmalarla biraz tanıtıyoruz. Geçenlerde işte bir geçen yılda yazdığım bir makaleyi özellikle İngilizce yazdım. Dünya edebiyatı da Leyla Erbil İngilizce bilsin diye. Samuel Beckett'in Godot'u beklerken ile Leyla Erbil'in Clinton Gats adlı öyküsünü karşılaştırdım. İngilizce yazdım makaleyi.
Sırf hani yazmamın nedeni İngilizce olsun. Ya, zaten genelde İngilizce yazıyorum. Batı edebiyatı da bizi yakından tanısın, bilsin dünya edebiyatı diye. İyi de oldu. Batı edebiyatından birçok böyle yazılar, dönütler geldi bana. Biz bilmiyorduk Leyla Erbil bu yazarın eserleri var mı, çevirileri var mı? İngilizce işte biz bunları nereden temin edebiliriz gibisinden mesajlar geliyor. Bilmiyoruz çünkü, bilemiyoruz. Keşke Orhan Pamuk gibi onun da eserleri hemen anında yazıldığında çevrilseydi, yayın evleri buna dikkat etse, çevirseler, çevirmenler ağırlık verse ki, çünkü gerçekten tek çağımızın değil, bütün çağları da düşündüğümde genç geçmiş en önemli yazarlardan birisidir. Biz sahip çıkmalıyız. Hem yani eserleri çevrilsin ki dünya edebiyatında biliyorsun. Dünya edebiyatı biz daha yeni tanıyoruz. Dünya edebiyatına ancak yazdığımız makalelerle, çalışmalarla tanıtabileceğiz. Birkaç yazıyla, konferanslarla, sempozyumlarla duyurabiliyoruz. Biz bilim insanları biraz gayret ediyoruz ama çeviriler yapılması gerekiyor. Kitaplar çevrilsin ki bu edebiyatı okusun, böyle bir yazarın olduğunun farkına varsınlar dünya edebiyatında. Bir Virginia Woolf kadar neden tanınmasın? Yani Virginia Woolf deyince bütün dünya tanıyor. Virginia Woolf'un bir Mrs. Dalloway ile koyarsan bir yana, bir de tuhaf bir kadını. Mrs. Tuhaf bir kadın onun 10 katı daha fazla gelir, ağır gelir. Ama biz de bunu dünya da bilmeli. Tek biz değil. Dünya edebiyatı da bunu bilmeli. O nedenle de şu anda dünya edebiyatında yerini çok sınırlıdır diyebilirim. Ancak bilim çevreleri, bilim insanları üniversite kültürlerinde okutulursa oralardan bilenler kendi öğrencilerine anlatıyor. Çünkü kitap İngilizce dünya dili olmuş artık. İngilizce çevrilmeli. Fransızca ya Almanca'ya çevrilmesi çok da etkili olmayabiliyor. Bir yabancı dil olarak İngilizce çok önemli. Çevrilmeli bence eserleri ki bir an önce dünya edebiyatında da önemli bir yere sahip olsun. Dünya Kesinlikle. edebiyatı gerçekten böyle bir yazarı tanımalı. Umarım biraz Oğuz Atay'ı bile daha önce tanı, onu da çevrilir. tanıtamadık. Evet, Tabii doğru. Oğuz Atay'ı da tanıtamadık. Tanpınar'ı yeni yeni tanıtıyoruz. Ona da 2000'lerde başlandı çevirileri. Tanpınar'ı şu an dünya iyi tanıyor. Eserleri okunuyor. Yabancı dili çevrildi. Tabii ki bir baktığınız zaman Tanpınar Enstitüsü'nün de tabii kurulmasıyla birlikte diyelim, İnce Hoca'nın da zaten buna büyük bir katkısı var. Onun kurulmasıyla birlikte tanındı da bir yanda bizim tabii ki çeviri bürolarımızın diyeyim, Kültür Bakanlığı'nın özellikle bunlara çok büyük bir bütçe ayırmaları lazım. Çevirilerin yapılması ve bir an önce dünya edebiyatına konması gerekiyor. Neden kalsın ki raflarda yazarımız? Evet, umarım bir an önce yapılır o halde hocam. İnşallah, inşallah. Ben olursa çok daha iyi dünya edebiyatında büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Karşılaştırmalar yapılır, en azından bilinir. Böyle bir yazarın da biz Türk edebiyatında güçlü bir yazar olduğunu da neden bilmesinler? Peki hocam, ben son Evet. soruma geçmek istiyorum. Etkinliğinizin başında da vurgu yapmak istiyorum ayrıca. Size kalan, Leyla Erbil'den kalan nedir hocam? Ve Leyla Erbil'i niçin okumalıyız? Nelerden kalan bana derseniz şöyle derim. Bana tuhaf bir kadın ve tuhaf bir erkeği bırakmıştır diyebilirim. Nelerden kalan budur. Tuhaf bir kadın ve tuhaf bir erkek. İki cinsi bıraktı bize aslında. Elmayı bir elma bıraktı. Aslında o elma dediğimiz tabii ki şey hemen aklıma Ahmet Haşim'in güzel bir sözü vardır. Frankfurt seyahatnamesinde. Almanya'ya gittiğinde oralarda hastayken oraya gider tedavi için. Aynı zamanda da güzel bir seyahatnameyle döner. Der ki Almanya Frankfurt der, Almanya der. Pembe güzel bir elma ama içi kurtlu. İşte insan dediğimiz şey ne? Aslında güzel, güzel bir varlık. İçlerine bakıyorsunuz, içlerindeki kokuşmuşluğu, kirliliği, pisliği, çirkinliği, her türlü iğrençliği de görebiliyoruz. İşte bunları bize vererekten, göstererek aslında bir ayna tutmuştur topluma. Leyla Erbil bize güzel bir ayna tuttu dünyaya, evrene. Hem erkeğe hem kadına. Dedim yani tuhaf bir erkek ve kadın dediğimde o zaten. İki bireye cinsle güzel bir ayna tuttu bence. Ve aynada yansıyanları dedi, okurum sen gör anla. Bu ayna bence yeterli onun için. Böyle bir aynayı tutarak da işte parçalanmış bireyler, benlikler. Bakın bireye baktığımız zaman gecede de bile daha en başlarda bireyleri nasıl görmüş? Bakın bireyin durumu ne? Bunları öyle bir güzel bize yansıtıyor ki işte mektup aşklarında. Bakın karakterler farklı. Farkındalık hem yaratmak adına karakterlerin kitaplarda bile bakın çizimler. Mustafa Orhan'ı demiştim. Çok farklı şeylerle gelmesi. İmgelerle çıkması yine karşımıza.
Bunların hepsine bir baktığımızda Leyla Erbil dediğimiz zaman işte bize o bireyin o kimlik arayışı, varoluş mücadelesi, parçalanmışlığı, bütün onları bizim karşımıza çıkartaraktan aslında bizleri de bir bilince doğru sürüklüyor. Neyin ne yapmamız gerektiğini artık bireyin kendisi zaten karar verir. Yanlışları da doğrularıyla da öğrenerekten, görerekten bir dünyayı algılama tarzımızı da görmüş oluruz. Dünyanın içindeki o çoraklaşmış dünyada nasıl yeşerecek? Bahçeye gömdüğünüz ceset çiçek açar mı diye soracak ta 1922'lerde TSL bunu sorar. Bahçede diktiğin ceset geçenlerde de diktiğin ceset çiçek açtı mı, açacak mı bu yıl? Bu önemli işte. Umut var mı? Olacak mı? Bir ölen topraktan ölen bitkiler tekrar dirilecek mi bahar ayında? Çıkacak mı? Peki ölmüş ceset, ölmüş bir insan yeniden çıkıp doğabilecek mi? Ben der şeyden bakınca der, Virginia Woolf da bunu söyler. Dünya Edebiyatı deyince hani ondan da örnek vermek istedim. Şey köprüsünü, Londra köprüsünden akın akın insanlar geçer. Onlara bakar. Bir yanda da Big Ben çalar orada. O çalınca bir yanda o çalar, bir yanda oradaki akın insan yağını gider. Tesellit de öyledir. Oradaki akın yağını Dante'nin Araf'ına benzetir bir yanda. Dante'nin o cehennemine, cehennemin merdivenden. Ama herkesin kafası yerdedir. Kimi gazetesine bakar, kimisi hissizdir. İnsanlar daha o his kalmamış durumda. Ta geçmişten beri var bu. Bunlar da birinci ve ikinci dünya savaşlarının getirmiş olduğu yıkımlar işte. Dünyayı çoraklaştırmaları ve o birinci ve ikinci dünya savaşı sonrası inançsızlığın ortaya çıkması artık. İnsanlarda artık yöneticilere de inancınız kalmıyor. Dünyaya inancınız kalmıyor. Her yerde kan, kan, kan diyor Fikret. Tevfik Fikret de zamanında söylüyor bunu. Baktığımız zaman tarihi kadınlarla işte bunlar hep gelmiş geçmiş. İstanbul'un sisi işte. Bin kocadan arta kalan fahişe diyor. Örtün ey şehir, örtün. Bakın o kadar güzel ki yiyin efendiler, yiyin, yiyin diyen bir Fikret. Muhteşem, ölmez bu şair. Ölmeyen şairlerden diyorum ben. Bir Fikret olabilmek. Fikret'i bile buram buram görürsünüz Leyla Evet, Erbil'de. kesinlikle hocam. Fikret'in Siz aşıklar şiir. sistemi vardır. Evet, İç siz başta şiir izler. özellikle. Evet. 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 İşte Leyla Erbil bu. Bize bunları bakın. Geçmişini de unutmadı. Onlara da bir ışık tuttu. Oradan aldı, getirdi. Çağıyla yoğurdu. Geleceğe de ışıklar tutmaya çalıştı. Artık o ışığı da yakalayacak olan Varlık Lisemizin öğrencileri ve bütün dünya gençlerimiz, öğrencilerimiz inşallah kendilerine bulacaklar. Kim olduklarını, ne olduklarını farkına varacaklardır. Kesinlikle hocam. Leyla bizlere kalanlar oldukça kıymetli. Çok kıymetli. Bunlara sahip çıkmak lazım. Kesinlikle hocam. Ben şöyle toparlamak istiyorum. 1956-2013 yılını kapsayan edebiyat yaşamında hayata dair, insana dair, özellikle de kadına dair her konuyu işleyen, kendi özgü bir diliyle, cesur bir kalemle işleyen yazarımızı Leyla Erbil'i saygıyla anıyoruz hocam bu etkinliğimizle. Ve bilgi ve birikimlerinizi bizlerle paylaştığınız için de çok teşekkür ediyorum Elmas hocam. Ben çok teşekkür ediyorum. Işıklar içinde yatsın diyorum. Onu çok seviyorduk, çok da özledik. Keşke Evet. yine olsa da yatsaydı. Evet. Onu sevgiyle tekrar anıyoruz. Işıklar içinde yatsın. Gerçekten ben kendi adıma onu çok özledim. Evet hocam. Yazsaydı biz de tekrar okusaydık eserlerini. Evet, keşke bir eser daha çıksaydı. Keşke ben diyorum bazen kendimi de suçladığım oluyor, duygulandık da. Tuhaf bir erkekle son olsun demeseydim diyorum. Bu sözünüz üzerine son romanını o şekilde tamamlıyor hocam, değil mi? Son olarak tamamlıyor. Bakalım yetişirse demişti. Yetişti evet ama keşke de devamında olsaydı. Bir başka acaba tuhaf bir çocuk çıkardı belki. Belki de hocam. Evet. Evet. Hocam bu keyifli söyleşi için çok teşekkür ediyorum tekrar size. Ben teşekkür ediyorum Bahar Hanım. Öğrencilerimi çok öpüyorum. Hepsine çok sevgiler, selamlar iletiyorum buradan. Biz de hocam sevgilerimize saygılarımızı sunuyoruz Hocalarımıza, size. tabii ki siz değerli hocalarımıza, bu katkıyı sağlayan teknik ekipte, arka planda olan teknik ekibimize de sevgilerimi iletiyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kalın. Teşekkür ediyorum.